Sayın Rektörüm, Sayın Kaymakamım, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlarım, Doğuş Grubu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi'nden katılan değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz. Üsküdar Üniversitesi rehberliğinde Doğuş Grubu ve Şanlıurfa Belediyesi işbirliğinde düzenlediğimiz Tarih Yeniden Yazılıyor Göbekli Tepe Gerçeği Sempozyumuna hoş geldiniz. Bugün programımıza saygı duruşu, İstiklal Marşı ve ardından üniversitemizin kurumsal filmini ve Şanlıurfa Belediyesi tarafından hazırlanan Göbekli Tepe filmlerini izleyerek başlayacağız. Açılış konuşmalarını takiben panel programıyla etkinliğimizi tamamlamış olacağız. Sayın konuklarımız, şimdi sizleri başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı için canlarını feda eden tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Evet, değerli konuklarımız, şimdi de sırada üniversitemizin kurumsal filmi var. Buyurun, hep birlikte izleyelim. Yola çıkarken kararlı olduğumuz büyük bir iddiamız vardı. İnsanı anlamak ve dünyayı değiştirmek. Biz tam 20 yıldır bu büyük iddiamızdan hiç vazgeçmedik. Ve bu yolda bizim ilham kaynağımız hep belliydi. Muhteşem yaratılmış o insan beyni. Biz bilimde büyük iddiaları hep sevdik. Bilim üretirken ilkleri gerçekleştirmekten, bu bilimsel bakışı tüm Türkiye'ye yaymaktan, dünyaya gururla anlatmaktan hiç vazgeçmedik. Özgürlükçü, çoğulcu, eleştirilebilir ve katılımcı anlayışımızla İstanbul'un tam kalbindeyiz. İstanbul'un tam kalbinde yer alan Üsküdar'daki yerleşkelerimizde 16 bine aşkın öğrencimiz, hepsi alanlarında yetkin 350'den fazla akademik kadromuzla başarılı bir eğitim yolunda ilerliyoruz. Bilim üretirken donanımlı laboratuvarlarımızla Türkiye'de alternatifsiziz. Psikoloji ve davranışsal sağlık bilimlerine ilgi duyan öğrenciler için klinik ve uygulama imkanlarında alternatifsiz olmamızın yanı sıra beyin pili üretimi ve şizofreni ilacı patentine sahip akademisyenlerin yer aldığı tek kurumuz. Beyin uyarım laboratuvarı, nöro görüntüleme laboratuvarı gibi 40'tan fazla donanımlı laboratuvara sahip Türkiye'deki tek kurum olarak bilimsel faaliyetlere devam ediyoruz. İnovatif bakış açımızla bilim üretiyoruz. Sağlık bilişimi, geleceğin bilişimi olan beyin bilgisayar arayüzü ve yapay zeka çalışmaları için gerekli klinik altyapısında da alternatifsiz kurumuz. Tecrübemizle ve altyapımızla eğitimi uygulamayla harmanlıyoruz.
sağlık, genetik ve mühendislik alanlarında özelleşmiş multidisipliner bir üniversite olmamızın yanı sıra yeni kurulan tıp fakültemizde geleceğin bilgili ve donanımlı hekimlerini yetiştireceğiz. Bilim üretmeye ve fikir geliştirmeye her zaman değer veriyoruz. Türkiye'nin ilk bilim ve fikir festivalini düzenliyoruz. Türkiye'deki ilk tasavvuf araştırmaları enstitüsünü kurarak tasavvufu davranış bilimleri çerçevesinde akademik platforma taşıyoruz. Dünyanın 3. nöropsikofarmakoloji araştırma merkezini kurarak bilimin uygulama alanları içinde önemli adımlar atıyoruz. Pozitif psikolojinin Türkiye'deki ilk akademik uygulayıcısı olarak bilimde uluslararası gelişmelerin ülkemizdeki öncülüğünü yapmaktan gurur duyuyoruz. Üsküdar Üniversitesi Kuluçka Merkezi Brain Park'ta öğrencilerimizin parlak fikirlerini hayata geçirerek bilimi yeni nesillere aktarıyoruz. Öğrencilerimize Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bünyesindeki tıp merkezlerimizde pek çok farklı uygulama olanağı sağlıyoruz. NP Fener Yolu ve NP Etiler Tıp Merkezlerimizde çağdaş bilimin öngördüğü yöntem ve koşullarla uluslararası bir hizmet anlayışını benimsiyoruz. Psikiyatri, psikoloji, nöroloji ve bağımlılık alanındaki 20 yıllık bilgi birikimimiz, Üsküdar Üniversitesi'nin bilimsel çatısı ve uygulama ortağımız NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden aldığımız güçle, NP Etiler ve NP Fener Yolu Tıp Merkezlerinde ayaktan sağlık hizmeti veriyoruz. Öğrencilerimize tıp merkezlerinin yanı sıra, uygulama ortağımız NP İstanbul Beyin Hastanesi'nde de staj imkanları sunuyoruz. Başarı ve gelişim dolu bu yolumuzda Türkiye'de ürettiğimiz bilimi dünyaya gururla anlatmaktan hiç vazgeçmedik. Oluşturduğumuz multidisipliner ekolle birlikte hem sağlık hem de eğitim alanında mükemmele ulaşma odağımızdan hiç şaşmadık. İnsanı anlama ve dünyayı değiştirme hedefimizde mükemmele ulaşmak için beyinden ilham aldık. İnsanı anla, dünyayı değiştir. Evet değerli konuklarımız, şimdi de sırada Şanlıurfa Belediyesi tarafından hazırlanan bir Göbekli Tepe filmimiz var. Buyurun hep birlikte izleyelim bu filmi de. İnsanların tarımsal hayata geçmesi, hayvanların evcilleştirilmesi, ilk bir yerleşim ve şehirlerin kurulması, dinleri ve mabetleri ortaya çıkması Filistin ve Mezopotamya bölgesinde olmuştu. Hayvanların evcilleştirilmesi ilk olarak Orta Doğu'da rastlanıyor. Özellikle Filistin ve Suriye'de ilk olarak köpek evcilleştiriliyor. Milattan önce 6500 ile 6300 arasında inek ve 3500 ile kedi, 3000 yıllarında eşek ve at deve. Malta ve Goz adlarında bulunan Malta tapınakları 6000 sene önce insan eli inşa edilen ve dini amaçlarla kullanıldığı bilinen en eski yapılardı. Taş devrine ait diye insan eliyle yapılan en yüksek yapılar İngiltere'nin Wiltshire bölgesindeki Stonehenge tesislerinde bulunuyor. Daire şeklindeki dikili taşların uzunluğu 5 metreyi buluyor. Mezopotamya'daki medeniyetlerin temelleri Sümerler atmıştır. Matematik, tıp, astronomi, dil, fal, büyü hep Sümerler tarafından icat edilmiştir. Günümüzün Garlağ'ın temeli olan ilk yazıyı M.Ö. 3200 yıllarından ilk kez Sümerler bulmuştur. Yazının buluşunu tarihçilerin tarafından tarihin başlangıcı olarak kabul edilir. Eski Mısır medeniyeti tarihin en eski uygarlıklarından biridir. Genel olarak milattan önce 3000 yıllarında yazıyı buldukları ve milattan sonra 4. yüzyıla kadar bu yazıyı kullandıkları kabul edilir. Bu yazıya hieroglif denir. Bu yazının alfabesi harflerden değil, resim ve işaretlerden oluşuyor. Thank you.
Eğer 12 bin yıl önce bazı işgüzar adamlar antropolojinin kendilerine biçtiği rolün dışına çıkmamış olsaydı, konu aslında kapanmıştı. Uygarlık tarihini de bildiğimiz gibi okutmaya devam edebilecektik. Ama durum değişti. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa'ya 17 kilometre mesafedeki ücra bir tepede birileri günlerini avcılık ve toplayıcılıkla geçirip uslu uslu Neolitik çağın gelmesini beklemek yerine olağan dışı bir faaliyete girişmiş. Başat özellik varsayıldığı bir dönemde inşa edilen ve yeryüzünün bilinen ilk tapınağı olan bu görkemli komplekste düzen, koordinasyon, ritüel, estetik, üç boyut ve hatta ilk yazıya dair bulunan ipuçları uygarlığın gelişimiyle ilgili dinamikleri temelden sarsacak gibi görünüyor. Yolunuz buralara düşecek olursa görecekleriniz kafanızı biraz karıştıracak belki. Ama emin olun buna değecek. Çünkü attığınız her adımda ayaklarınız büyük bir ihtimalle tarihin başladığı topraklara temas ediyor olacak. Evet sayın konuklar, sempozyum açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Şanlıurfa Belediyesi Kültür ve Sanat Şubesi Müdürü Sayın Azzat Birinci'yi kürsüye teşriflerine arz ediyorum. Sayın protokol, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizleri medeniyetin beşiği, tarihin ve insanlığın başlangıç noktası olan kadim şehrimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu güzel programı hazırlayan tüm kurum kuruluş ve kişilere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada tarih yeniden yazılıyor. Göbekli Tepe gerçeği panelinde konuşacak bilim insanlarımızın da inanıyorum ki bizlere çok yol açıcı şeyler, katkılar sunacak. Göbekli Tepe gerçeğinin konuşulup tartışılacağı bu güzel programın insanlığın geleceği için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, tarih boyunca medeniyetimiz insanlığa teşkil edecek birçok örnek eşsiz şehirler bulundurmakta Türkiye'de. Bunun en güzel örneğini
Şanlıurfa'da 12 bin yıllık tarihiyle Göbekli Tepe'de gördük. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Göbekli Tepe, tarihin sıfır noktasından, ilk başlangıç noktasından bir parçası olduğunu, bütün medeniyet tecrübelerinin örnek şehri olmuş, her dönemde bölgenin dünyaya açan kapısı olmayı başarmış bir yer, mekan olarak görüyoruz. Urfa, tarihin bilinen en eski ticaret yollarında geçiş noktasını oluşturmakta. Coğrafi konumu ile de her dönem Mezopotamya'nın batı uygarlığına açılan kapısı ve batı uygarlığının Mezopotamya'ya bakan penceresi olmuştur. Şanlıurfa'mız yine Güneydoğu Anadolu Projesi ile birlikte de yükselen önemli bir tarım havzası vasıflarına sahip, kentsel dönüşüm projeleriyle ilimize yeni bir çehre kazandırma yolunda emin adımlarla ilerleyen kültür, sanat, tarih ve sosyal projelerle inanç değerlerinden de dolayı tarihi kimliğini ön plana çıkaran kadim şehirlerden biridir. Yine üç semavi dinin atası sayılan Hazreti İbrahim'in doğduğu ve yaşadığı ve diğer peygamberlerin de uğrak yeri olan Şanlıurfa, önemli inanç merkezlerinden de birini oluşturmaktadır. Saygıdeğer katılımcılar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmde 2019 yılını Şanlıurfa Göbekli Tepe yılı olarak ilan ediyoruz açıklaması, Şanlıurfa turizmi ve Göbekli Tepe'nin tüm dünyada tanınması ve turizm destinasyonu açısından ilgi çekmesi açısından çok çok önemli. Sadece Şanlıurfa değil, bölge ve ülke turizmine de çok büyük katkıları olacağına inanmaktayız. 2019 yılı Urfa için turizm hareketliği açısından çok verimli bir yıl olacak ve önümüzdeki 5 yıl, en az 5 yıllık süreçte de bunu düşünüyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak hem turizmin etkenlerini oluşturan panelde de mutlaka gündeme gelecektir. Çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Turistleri de çok güzel bir şekilde ağırlayacağız. Yine Şanlıurfa 12 bin yıllık kültür, 12 bin yıllık bir mirası barındırıyor. Hem Orta Doğu, Mezopotamya, Anadolu ve Kafkaslara kadar uzanan bir gastronomi zenginliği mevcut. Yine bu anlamda da turizmin önemli etkenlerinden birisi olan gastronomi açısından da dünyanın sayılı kadim şehirlerden birisi olarak söyleyebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle yine tekrardan emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız da daha önceden planlanmış programlarından dolayı gelemediler. Saygı ve selamlarını iletmemi istediler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Azat Birinci'ye teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı ve şimdi de sayın konuklarımız yine sempozyum açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Deniz Ülke Arıboğan'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkürler. Sayın Rektörüm, değerli konuklar, sevgili öğrencilerimiz, bugün çok özel bir sempozyumda yine birlikteyiz. Tarih aslında benim açımdan Göbekli Tepe'yi gördükten sonra yeniden başladı, öyle söyleyebilirim. Çok uzun zaman oldu Göbekli Tepe'yi ilk gördüğüm dönemden bu yana. Hoş geldiniz efendim siz de. Buyurun lütfen. Üniversite yıllarında şu tartışmaları yaptığımızı hatırlıyorum arkadaşlarla. Eğer bir gün Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinde petrol olduğunu bilseniz, sarayı yıkar ve oradan petrol çıkartır mısınız? İkiye ayrılırdık genellikle. Çoğunluk da o yıllarda sanayi toplumu olma ihtirasıyla yanan gençler olarak çoğunluğumuz da Dolmabahçe Sarayı nedir ki? Yıkarız ve oradan o petrolü çıkartırız. Ülkemizin gelişmeye, büyümeye ihtiyacı var diye düşünürdük. Gerçekten de Türkiye'nin idealleri, bakış açısı, vizyonu o dönemlerde sadece büyümeye endeksliydi. Enerjimiz yoktu. Petrol nereden çıkarsa, ne var ne yoksa orayı yıkıp orada bir petrol kuyusu açabilirdik. Nerede turistik, arkeolojik bir alan varsa orayı baraj haline getirebilirdik. Bütün hayalimiz ülkemizi büyütmekti. Ama sonradan şunu fark ettik. Growth without development denilen bir kavram var. Yani kalkınmasız büyüme. İnsanı kalkındırmadan, insanı değiştirip geliştirmeden büyüttüğünüz zaman ülkenizin ekonomik kaynaklarını, enerjisini, şusunu busunu, İnsan kaynağını geride bıraktığınızda elde ettiğiniz yeni kaynakları doğru değerlendirme fırsatınız da olmuyor.
temel mesele insanı değerlendirecek, insanı geliştirecek olan altyapı ortamlarını hazırlayabilmek. Bugünkü aklım olsaydı Zeugma'nın sular altında kalması konusunda protestolar yapan insanların arasında olurdum. O zaman öyle düşünmedim. İlk bunlar yapıldığı zaman o aktivitelere katılmadım. Ne zaman ki Zeugma Müzesi'ni gördüm, neleri kaybettiğimizi, insan olarak ne tür sorumluluklarımızdan vazgeçtiğimizi gördüm. Göbekli Tepe sadece bize ait bir yer değil. Bu vatanın bir parçası. Üzerinde biz ev sahibiyiz. Ama bütün insanlığa karşı sorumluluğumuz var. Bunu iyi korumak, bunu insanlığın bir parçası haline getirebilmek. Böyle yerler eğer ülkelere, rejimlere, belli bir dönemde hüküm sürecek olan hükümetlere ait ve onların vizyonlarına bırakılırsa dünyada birçok tarihi arkeolojik eser maalesef insanlığın ellerinden kayıp gidiyor. İşte Afganistan'da Taliban rejimi Buda heykellerini, dünyanın en önemli tarihi kalıntılarından birini yıkıveriyor. Savaşlar oluyor, bombaların altında kalıyor. Yüzlerce, binlerce yıllık hepimizin hikayelerini anlatan çok önemli eserler. Baktığınız zaman IŞİD giriyor, kocaman bir tarihi şehri yok edebiliyor. IŞİD'le mücadele etmek için öbürü geliyor, üstünden bombalar atıyor, koca bir ülkeyi ortadan kaldırabiliyor. Bu gibi şeyler dünya mirasıdır, hepimizin ortak sorumluluğudur ve bugün için inşallah bizden sonraki bütün nesiller için de bunların korunması, bunların insanlığa tanıtılması bizim sorumluluğumuz ve görevimizdir aynı zamanda. O bakımdan Göbekli Tepe yılının bu yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından özel bir yıl olarak tanımlanması, ilan edilmesi bize bir sorumluluğu hatırlatıyor. Türkiye'de gençler büyürken, Cumhuriyet kurulduğundan beri hep geleceğe doğru yürüdük. Hep geleceğe bakmamız istendi. Bu güzel bir şey. Ama bir yandan da bu gelecek hikayesini geçmişten kopuk, onunla kesilmiş bir biçimde inşa etmemiz gibi bir eğilim de gerçekleşti. Doğru düzgün bir gelecek inşa etmenin tek yolu köklerinizin üzerine inşa etmektir. Kökünden bağımsız bir gelecek kurulamaz. Ve bu bizim kökümüz. Sadece bizim değil, bütün insanlığın da kökü. Ve bugün biz bu ülkenin vatandaşları olarak, sizler bu ülkenin geleceği olarak bunları görmek, öğrenmek, anlatmak, aktarmakla sorumlusunuz. Bizden bu görev size gidecek. Bugün burada yaptığımız sempozyum, üniversitemizin felsefesiyle çok örtüşen bir sempozyum. İnsanı anla ve dünyayı değiştir. Dünyayı değiştirme hikayesinin içerisinde insana yeni bir sorumluluk yükleme, yeni bir bilinç yükleme de var. Geleceğimiz ve geçmişimiz bağlantılıdır. Varoluşumuzu, şu andaki varlığımızı bile bütün bu geçmişten geleceğe uzanan o çizginin içerisine yerleştirmek zorundayız. Göbekli Tepe herhangi bir yer değil. Hepimizin hikayesinin başladığı yer. Atalarımızın, dedelerimizin, varlığımızın başladığı yer ve hikaye. Ben babamın toprağı Gaziantep olduğu için Urfa, Gaziantep birbirine çok yakın yerler. Buralar benim toprağım ve buralardan gittiğim zaman o mistik ortamı hissediyorum zaten. Yani oralı, o toprağın insanı olduğumu hissediyorum. Genim, kanım çekiyor oraları. Ama bilmeyenlere de öğretmek çok önemli bir şey. O bakımdan Göbekli Tepe tarihin yeniden başladığı, yeniden yazıldığı yer. Bugün Sayın Rektörümüzün öncülüğünde böyle bir sempozyumu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Teşekkürleri rektörümüze bırakacağım. Çünkü bize Doğuş grubu da sağ olsunlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de yardımcı oldu bunu yaparken. Hakikaten kurumlar bir araya geldiği zaman, ortak bir vizyonda buluştukları zaman ürettikleri şeylerin de çok daha verimli ve anlamlı olacağını düşünüyorum. Hepinize başarılı bir sempozyum diliyorum. Evet, dekanımız Profesör Doktor Sayın Deniz Ülke Aruban'a teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun hocam. Değerli misafirler, sayın hocalarım, sayın kaymakamım, değerli öğrenciler, önce hepiniz hoş geldiniz. Göbekli Tepe sempozyumu fikri şuradan çıktı. Ben geçen sene Urfa'dan bir konferans için çağırmışlardı. Bu Göbekli Tepe'yi ben merak ediyordum. Yani bir şartım var, eğer Göbekli Tepe'yi gezdirirseniz gelirim dedim belediyemize. Belediye sizden önceki başka bir arkadaşımız vardı galiba, kültür müdürü. Sonra onlar da tamam dediler ve o vesileyle gidip
dolaştım Göbeklitepe'yi. Geçen Kasım'daydı. Orayı gördükten sonra neden Göbeklitepe fikri nereden aklıma geldi? Bizim psikiyatri kitaplarında Göbeklitepe'ye referanslar var. İnsanın gelişiminde antropolojik olarak yani, bazı şeylerin yeniden yazılması gerektiğini. Onun için tarihin sıfır noktası değil de tarihin yeniden yazılması dedik biz başlığa. Onun sebebi de birçok şeyler yeniden yazılacak. Yani ezberimizi bozan bir bu keşif bu. Ezberimiz daha hal biz Türkiye'de çok kimse bunun farkında değil. Hatta maalesef Turizm Bakanlığımızın bile farkında olduğunu sanmıyorum ben. Biraz burada sitem edeceğim. Yani Turizm Bakanlığı davet ettik. Hiç daha temsilciyle göndermedi. Yani ilginç bir şey. Yani bu böyle bir farkında değil. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bunu seçiyor. Düşün yani turizmde yılın olayı seçiyor ve bakanlık yok. Bu çok tuhaf bir durum. Neyse böyle bir durumda bu konu Türkiye'nin gündemine gelmeli. Bununla ilgili farkındalık oluşturulması gerekir. Yani bir konunun farkına varmazsanız, yani bir söz vardır bir psikiyatride, bir insana su içirmek istiyorsanız su iç diye söylemek olmaz. Su sattığınız zaman kendiliğinden içer. Şimdi Göbeklitepe'ye ihtiyaç hissettirmek, bunu öğrenmeye, bu tarihi öğrenmeye ihtiyaç hissettirmek gerekir. Bu da farkındalıklı olur. Yani böyle bir hazinenin üzerindeyiz ve bunun farkında değiliz. Yani daha önceler söylerdi, su akar, Türk bakar diye. Biz şu anda sanki böyle bir hazinenin üzerindeyiz. Onun üzerine fazla bir şey yapamıyoruz. Bu farkındalık içinde üniversite olarak bize ne düşer diye düşündük. Geçen sene Kasım ayında bununla ilgili bir çalışma yapalım. Yani orada Doğuş grubu zaten 20 yıllık bir sponsorluğunu almış. Yani oraya gittiğimizde onun araçlarını da gördük orada. Yani oradaki ekip de Çağla Hanım da burada zaten herhalde. Orada onlar da bizi desteklediler oradaki altyapılarıyla ilgili kitap çeşitli çalışmalarıyla. Çok güzel bir altyapı kurulmuş oraya. Yani burada Doğuş grubu onun farkına varmış ve onun sponsorluğunu almış ve onunla ilgili bir eleman da tahsis etmiş. Bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Diğer taraftan Urfa Belediyesi de bunu duyurmak istiyor. Herkes anlatmak istiyor. O da iyi bir çaba içerisinde. Fakat Gaziantep Urfa'nın fıstığını aldığı gibi Göbeklitepe'yi de Gaziantep alıp o anlatacak herhalde. Öyle gözüküyor. Gaziantepliler pazarlama iyi yapıyorlar herhalde. Öyle mi? Dolayısıyla yapmış oldunuz. Yani Göbeklitepe'de Gaziantep'in şeyi haline gelmesin. Yani Urfa Belediyesi sahip çıksın. Daha çok çıkıyorsunuz zaten. Evet. Yani, estağfurullah. Tabii. Fakat bugün bir şansımız oldu. Şimdi Ciner grubu da burada. Sayın CEO'muz, genel müdürümüz başka bir vesileyle gelmişti. Konuyu duyunca bize teşrif ettiler. Yani çünkü medyanın bunu anlatması çok önemli. Özellikle Göbeklitepe neler değiştirdi psikiyatri açısından? Bence birincisi evrim teorisi yeniden yazılacak. Yani şimdi evrim teorisinin oluş şekli, yani insanın biyoloji kitaplarında varoluşu açıklayan önemli teori bu. Yani bu teori şu anda evrime uymuyor. Şimdi Neolitik çağdayız, hiç çömlek yok orada. Yani çömleğin olmaması o bölgede insanın tarım toplumuna daha girmemiş demektir. Tarım toplumuna girmemiş bir ve böyle alet kullanan bir topluluk ortaya çıkıyor. Halbuki ilk çağ tarihe baktığımız zaman işte yotma çağı, taş devri, ilk çağ gibi baktığımızda insanın tarım toplumu döneminde çömlek var. Bütün tarım toplumu dönemindeki kalıntıların içerisinde hep şey çıkıyordu. Çömlek gibi ürünler ortaya çıkıyordu. Burada o çıkmamış. Neolitik çağ diyorlar onun için. Yani taşla ilgili çağ ve alet kullanımı var. Bu tarihteki yazılım süreci açısından çok tartışılması gereken bir durum. Yani tarım toplumu olmadan önce böyle bir alet kullanabilen bir dönem
var. Böyle bir gelişmiş bir tarım toplumu olmadan önce sadece avcılık yapan ve medeniyette ev yapmadan tapınak yapmış. Mesela genellikle bilinen şey şudur. Önce ev, binalar yapılır, yerleşim yapılır, her şey yapılır. Ondan sonra tapınaklar yapılır. Genelde bilinen bu. Bu da buna uymuyor burada. Yani ön tapınak ve tapınak üzerinde oluşmuş bir şey. Ve bu hiçbir şey kırıp dökmeden hemen üzeri bir şekilde kapatılmış. Zarar görmesin diye. Ve hiçbir iz yok. Bir şekilde yani 1800 yıllarda fark ediliyor. Onu o zaman inceleyenler bunlar işte mezar kalıntısı diyor. Üzerinde durmuyorlar. Ama daha sonraki bir arkeolog bunun farkına varıyor ve orada bu yani normal bir mezar kalıntısı değil diye oradaki çalışmalara başladıktan sonra ciddi bir şekilde yani bütün dünyada şu anda antropoloji araştırmaları yapan, arkeoloji araştırmaları yapan bu bunun üzerine bu neden insanlar bunun üzerine kırmadan kapatıp gittiler? Neden Neolitik çağdaki bu gelişme tarım toplumundan önce nasıl bu gelişmiş bir grup ortaya çıkabildi? Bunların hepsi önümüzdeki yıllarda kafamızdaki soru işaretleri. Tarihin bu nedenle yeniden yazılması bunun için önemli. İnsanın ilk varoluştaki insanın ilk medeni bir varlık olarak mı var oldu yoksa ilkel olarak da var olup sonradan mı medenileşti? Bunu da tartışmaya açacak bir şey. İnsan ilk başta bir medeniyet kurdu, sonra bozuldu, sonra tekrar bir medeniyet kurdu mu? Bütün bunların hepsini tartışılacak bir konu. Ben bunu burada bir başlangıç yaparak bilimsel bir ortamda bunu tartışıp konuşup buradaki verilerle daha hem toplumun bilgilenmesi hem de yeni çalışmalara kapı aralanmasını istedim. Tarih bölümümüzdeki hocalarımız da buna olumlu baktılar. Kendilerine teşekkür ediyorum bu vesileyle ve Urfa Büyükşehir Belediyesi'ne de özellikle Doğuş grubuna da bu konudaki farkındalığı nedeniyle bütün katılımcılara herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nevzat Erhan'a teşekkür ediyoruz ve panelimize geçmeden önce Şanlıurfa Belediyesi tarafından hazırlanan bir filmimiz var. Buyurun hep birlikte izleyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli konuklarımız, şimdi sırada Tarih Yeniden Yazılıyor, Göbekli Tepe Gerçeği panelimiz bulunuyor. Paneli modere etmek üzere İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Uygar Aydemir'i davet ediyorum. Buyurun Uygar Hocam. Buyurun, sizi hemen ortadaki koltuğa alalım. Evet, ardından da panel konuşmacılarını davet etmek istiyorum. Göbekli Tepe Kazı Ekibi Lideri, arkeolog Sayın Lee Clare. Evet, kendisini hemen Uygar hocamızın yanına alıyoruz. Evet. Ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Sayın Çağla Saracı davet ediyorum. Sizi de böyle alıyorum. Evet, lütfen. Teşekkürler. İstanbul Üniversitesi Göbekli Tepe Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Sayın Necmi Karoğlu davet ediyorum. Buyurun lütfen.
Evet. Ve diğer panelistimiz de Şanlıurfa Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Sayın Supi Çiçek olacaklardı. Ancak kendileri katılamadılar. Dolayısıyla yine Şanlıurfa Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Sayın Azat Birinci'yi davet ediyorum. Buyurun. Evet, tarih yeniden yazılıyor. Göbeklitepe gerçeği. Sözü değerli panelistlerimize bırakıyorum. Buyurun. Sayın Rektörüm, saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. Tarih yeniden yazılıyor. Göbeklitepe gerçeği sempozyumuna hoş geldiniz. Şimdi sayın konuklar, sizin de bildiğiniz gibi Göbeklitepe şimdiye kadarki konuşmacıların yaptığı ve konuşmalarda söylendiği gibi ve ayrıca videolarda da gördüğümüz gibi şimdiki bilgilerimize göre arkeolojik bulgular içerisinde benzeri anıtsal yapılardan en eski olanı. Bu bakımdan da özellikle yazı öncesi tarihe veya tarih öncesi döneme dair bildiğimiz ve bilgi yapılarımızın içinde şekillendiği paradigmayı zorlayan bir arkeolojik alan. Bunun en önemli sebebi de Sayın Rektör'ün söylediği gibi insanlığın toplu olarak düzenli tarıma geçmesinden daha önce bir tarihe dönemlenmesi ve bu dönemde normalde benzeri kazı alanlarında görmenin beklenmediği bazı bir takım büyük bu yapıların ve bu büyük yapıları oluşturacak maddi ve toplumsal organizasyonun bulunması beklenmemesi açısından paradigmayı bazı yerlerde zorluyor ve bizim bu döneme dair bilgilerimizi ve bilgi yapılarımızı değiştirmeyi tartışmaya açıyor. Biz de panelimizde bu bağlamda kıymetli konuklar ağırlıyoruz. Sizlere yeniden onları tanıştırayım. Sağ tarafta Göbeklitepe kazı ekibi liderimiz arkeolog Dr. Lee Claire benim sağ tarafımda. Doğuş grubu sanat danışmanı Sayın Çağla Saraç. Göbeklitepe bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Necmi Karul. Ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Şube Başkanı Sayın Azat Birinci. Konuklarımıza soru yöneltip onların bu konu hakkındaki görüşlerini ve diğer söylemek istediklerini 15 dakikalık bir süre içerisinde dinleyeceğiz. Daha sonra bütün konuşmacıların konuşmaları bittikten sonra da sizlerin sorularınızla bir soru cevap, toplu bir soru cevap etkinliğine geçeceğiz. Evet, ilk sorum Sayın Profesör Doktor Necmi Karul'a. Hocam, sizden Neolitik dönemin insanlık tarihi içerisindeki önemi ve özellikle de Anadolu'nun Neolitik dönem içerisindeki önemi hakkında görüşlerinizi ve bilgilerinizi paylaşmanızı rica edebilir miyiz? Tabii memnuniyetle aslında ben bu soru biraz da tabii burada doğrudan karşılaştığımız bir soru değil. Biraz öncesinde konuştuk. Yani hepimiz aynı şeyi söylemememiz için biraz iş bölümü yaptık. Onu söyleyeyim. Onun için de ben küçük bir sunu hazırladım. Daha doğrusu bu konuyu anlatırken kullandığım sunulardan bir parçasını sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar gösterirlerse onu üzerinden bu soruyu cevaplamam daha doğru olacak diye düşünüyorum. Ama öncelikle gerçekten bu açılış konuşmalarında Sayın Deniz Hocam'ın vurguladığı bir şeyi tekrar ederek söze girmeyi yararlı buluyorum. Gerçekten Göbeklitepe veya benzeri Türkiye'deki arkeolojik değerler bir taraftan evrensel kültür tarihinin birer parçası. Ama diğer taraftan da bizim ülkemizde olan değerler olması açısından da ayrı bir konuma sahip. Dolayısıyla bize bu evrensel kültür tarihinin bir parçasını araştırma etmenin yani bu konuda bilgi sahibi olmanın dışında ayrıca bir de sorumluluk yüklüyor. Deniz Hocam bunu bir arkeologun söylediğinden daha iyi ifade etti. Bize bu sorumluluğu hatırlattığı için kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi çok da fazla konuyu uzatmadan lütfen geçelim. Şimdi yaklaşık olarak az önce Rektör Hocamızın da söylediği gibi
Öncelikle biz bunu Göbektepe'yi tek bir yer değil, bir yere konumlandırmamız lazım. Bunu doğru düzgün bir yere konumlandırmadığımız zaman ne antropolojik açıdan, ne tıp hekimler açısından, ne arkeologlar açısından havada kalan herkesin farklı şeyler söylediği bir alana dönüşebilir. Ben de bu sunumda Göbekli Tepe'yi kronolojik, Anadolu'daki yeri, dünyadaki yeri ve kavramsal olarak bazı yeniliklerin başladığı dönem olan Neolitik çağ bağlamında bir yere oturtmaya çalışacağım. Ki daha sonrasında meslektaşım Lee'nin de bunu Göbektepe ile destekleyeceğini düşünüyorum. Onun için biraz Göbektepe'nin kendisinin dışında olduğu ama onun kavramsal olarak oturduğu zemini sunmaya çalışacak. Şimdi yaklaşık olarak 12 bin yıl önce, bütün bu hikayenin yani 12 bin yıl lafları, sözleri ediyoruz. 12 bin yıl önce dünya iki tane yola giriyor. Bunlardan bir tanesi iklimsel olarak yaşanan değişiklikler. Bunun da çok basit bir tarifini yaparsak 12 bin yıl önce bizim Holosen olarak adlandırdığımız yeni iklim koşulları oluşuyor. Nedir bu? Buzullar eriyor. Buzulların erimesine bağlı olarak deniz seviyeleri yükseliyor. Deniz seviyelerinin yükselmesinin yanı sıra altta çok özetle olduğu gibi kışın biraz gündüz, ılık gündüzler, yazında nemli gecelerin olduğu bir iklim ortaya çıkıyor. Bu iklim doğal çevrede bazı değişikliklerin meydana gelmesine vesile oluyor. Nedir bu? Aslında yabani bir tür olan, otsut bir tür olan buğdayın daha geniş bir alanda yayılmasına vesile oluyor. Birincisi bu. İkincisi, yine mevcut olan bazı hayvan türlerinin de yine daha geniş bir coğrafyada yaşamasına olanak sağlayan iklim koşulları oluyor. Yani hiçbir şey yeniden ortaya çıkmıyor, birdenbire ortaya çıkmıyor ama mevcut bazı türler daha geniş bir coğrafyada yaşam alanını bulmaya başlıyorlar. Birincisi bu, yani çevredeki değişiklikler. İkincisi ise bu çevresel değişikliklere insanın gösterdiği tepki oluyor. Bunu da en basit anlamda şu alttaki ifadeleriyle özetleyelim. Birincisi, öncesinde yani avcı toplayıcı toplulukların gruba bağlı davranış biçimlerinin yerini bireysel davranış biçimlerini almaya başladı. Bu bireysel davranış biçimlerinin merkezinde de ileride bizim çekirdek aile olarak tanımlayacağımız için merkezinde ev, konut, ailenin olduğu yeni bir kavramsal, bir insanın gösterdiği bir tepki ortaya çıkıyor. Ve bu tepkinin dışında, yani çevredeki bu değişiklik ve insanın buna gösterdiği tepkinin dışında bizim arkeolojik olarak gözlediğimiz bir takım köklü değişiklikler de oluyor ki biz buna bu sayede yerleşik hayat diyebiliriz. Bunun en belirgin olanı ve en yaygın olanı bitkilerin tarıma alınması. Bitkilerin tarıma alınması demek nedir? Bugünkü toplum, bugünkü düzenimiz açısından ifade ettiğimizde öncesinde geniş tabanlı bir beslenme modeli varken, yani farklı kaynaklardan, farklı türlerden beslenme alışkanlığı varken onun yerini yavaş yavaş tahılların almaya başladığı bir model ifade ediyor. Bu da nedenle gerçekleşmiyor. Yani mevcut olan otsut türler tarıma alınması, insanların bir günde keşfettiği ve yarın tarıma başladıkları anlamına gelmemesi lazım. Burada önemli olan şey, vurgulanması gereken nokta, bazı türlerin, buğdayın bazı türlerinin, ki bunlar bir bakıma yani kanserli türler diye böyle en amiyane şekilde tarif edebileceğimiz, bazı türlerin insanın gözlemesi ve ekip biçmeye başlamasıyla tarıma alındığını görüyoruz. Bu da onların morfolojik yapısında bir takım değişiklikler oluyor. Ve insanların ekip biçerek uzun süre beslenme riski yaşamadan onlardan faydalanmasına olanak sağlayan tarımın keşfine giden yolu açıyor. Dolayısıyla bu birdenbire olmuyor. Bunun bir kere peşin farkına varmamız lazım. Ama neye etkili oluyor? Bugün baktığımız zaman dünyada 2 milyon kilometre karelik bir alanda tahılların ekilip biçildiğini düşündüğümüzde tahılların tarıma alınmasının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Diğer değişiklik de hayvanların evcilleştirilmesi. Hayvanların evcilleştirilmesi de birdenbire olmuyor. Az önce söyledim. Mevcut bazı türlerin evcilleştirilmesini ifade ediyor. Hangi türler bunlar? Koyun, keçi, sığır ve domuz. Bütün bunların ana vatanının Anadolu olduğunu biliyoruz. Bu türler de birdenbire evcilleşmiyor. Bunu örneklendirmek gerekirse yabani sığırın, bugünkü sığırın iki misli büyüklüğünde olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Yani 12 bin yıl önce Göbektepe çevresinde yaşayan insanların etrafında bugünkü sığırın iki misli büyüklüğünde sığırlar olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Aynı şekilde yabani koyunu düşündüğümüzde uzun boynuzlar olan, bir sert kıl tabakası olan bir deriye sahip bir şeyin yerine, koyunun yerinde bugünkü koyunu düşündüğünüzde üzerine yün olan, boynuzları yuvarlaklaşmış, bacak boyları kısalmış bir hayvanın aldığını düşünmeniz gerekiyor. Bu da birdenbire gerçekleşmiyor. Diğer hayvanlar için de geçerli olan aynı durum geçerli. Ama bugünkü yaşam biçimimizde belirleyiciliğini tahıllar gibi tanımlarsak
bugün yaklaşık olarak 1,5 milyar sığırın tüketildiğini düşündüğümüzde bu hayvanların evcilleştirilmiş olması bugünkü yaşam için ne kadar önemli diyebiliriz. Tekrar burada şunu vurgulamak istiyorum. Hem tahılların hem de bu sözünü ettiğimiz hayvanların ata babaları yani yabani formları Anadolu ve evcilleştirdikleri, ilk evcilleştirdikleri yer de Anadolu. Bu bağlamda düşündüğümüzde Anadolu'nun insanlık tarihine, evrensel kültür tarihine yaptığı katkıyı yani içinden herhangi bir şeyi çıkarıp almaktan, Göbektepe veyahut da başka bir şey çıkarıp almaktan ne kadar daha önemli olduğunu anlayabiliriz. Bu dönem aynı zamanda yeni teknolojilerin ortaya çıkması demek. Öncesinde insanların taşları yongalayarak yaptıkları aletlerin yerini bu sefer sürterek yaptıkları aletler alıyor. Yani yeni teknolojiler çıkıyor. Onun için yontma taş devrini dememizin, cilalı taş baltalar devri dememizin sebebi de biraz böyle. Bu yeni aletlerin çıkması yeni bir toplumsal düzeni ifade ediyor ve bu aletlerle üretilen nesnelerde yeni teknolojileri ifade ediyor. Hatta yine Rektör Hocamızın başta söylediği gibi bundan 4000 yıl sonra çömlek üretmeye başlayacaklar. Yani çömlek üretmek gibi bütün bu teknolojiler de bu dönemde ortaya çıkıyor diyebiliriz. Bir başka şey ortaya çıkan mega köyler ortaya çıkıyor. Öncesinde gruba bağlı davranış biçimi demiştim. Bu gruplar küçük gruplar. Yani 20-25 kişinin hareket halinde olduğu gruplar diye tarif edebiliriz ama bu dönemde insanların artık yıl boyu aynı noktada ve sayıları çok daha büyük miktarlarda topluluklar halinde yaşamaya başladıklarını görüyoruz. Birlikte yaşamak, aynı noktada yaşamak, yıl boyu bir yerde yaşamak da en azından çok basit anlamda şu ekranın solunda gördüğünüz kavramların da ortaya çıkmasını ifade ediyor. Ev kavramı ortaya çıkıyor, mülkiyet kavramı ortaya çıkıyor. Bunları şey düşündüğünüz yani sadece bugün bugünümüz açısından baktığımızda aslında bugün için ne kadar belirleyici olduklarını rahatlıkla anlayabiliriz. İş bölümü ortaya çıkıyor. Öncesinde olmayan kavramlar bunlar. Organize iş gücü, besin depolama ve bu depolanan besinin dağıtılması, toplumsal örgütlenme, bütün bu işi organize edecek bir iş gücü, ticaret, yeni besin türleri, kapkacak gibi bir sürü kavram Neolitik dönemde birlikte yine az önce söylediğim gibi en eski örneklerini bildiğimiz Anadolu'da ortaya çıkıyor. Bu dönemde bir başka şey de, birazdan sanırım bunun üzerine benden daha detaylı bir şekilde duracağım. Yeni yapılar, yeni bir inanç sistemi ortaya çıkıyor. Bunun göstergeleri arasında özel yapılar ya da kimilerine göre bunun tırnak içerisinde özellikle oluyor. Tapınaklar olarak adlandırdığımız yapılarla karşılaşıyoruz ki bunun ortak özellikleri içerisinde de tabii ki her inanç sisteminin bir takım ortak özellikleri var. Burada anıtsallığın çok belirleyici olduğunu ki Göbektepe bunun en iyi örneği, aynı zamanda da çok geniş bir coğrafyada ortak özellikler barındıran bir inanç sisteminin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani yine tek bir yerleşmeye, tek bir noktaya özgü değil, geniş bir coğrafyaya özgü yeni bir inanç sisteminin bu dönemde ortaya çıktığını görüyoruz. Bütün bunlar kuşkusuz bugünkü bilgi birikimimizde tarif ederiz ama bu bilgi birikimimiz arttıkça tarif biçimimiz de artacak. 19. yüzyılda bu dönemi insanlar sadece teknolojilerine göre tarif ediyorlardı. Yani cilalı taş devri dememizin sebebi yontmanın yerine sürterek yapılan aletlerin almasıydı. Ama kısa bir süre sonra özellikle bu 20. yüzyılın başlarında Marksist ideolojinin de etkisiyle bunun bir teknolojik tarifle bu dönemi anlatmanın yeterli olmayacağı düşüncesi hakim olmaya başlıyor. Ve bunun temsilcisi Gordon Child, Avusturyalı bir arkadaş. Ancak bunun ekonomik bir sınıflandırmayla tarifinin mümkün olacağını öne sürüyor. Ve en basit anlamda da geçmiş boyunca üretim biçimleri değiştikçe ona hayat olacak sosyal düzende de bir takım değişikliklerin olması gerektiğini söylüyor. Ve bunun da bu bağlamda bir devrim olabileceğini ifade ediyor. Ve diyor ki ilk üretime başlanması ilk devrimi ifade eder. Yani Neolitik çağdır. Bunun yerini ne alır? Kentlerin ortaya çıkması, kent devrimleri alır. Daha sonra da endüstri devriminin adını verdiğimiz yakın zamanda gerçekleşen bir başka devrim alır. Böyle düşündüğümüzde de yine endüstri devrimi sürecin başlangıcının Neolitik çağ olduğunu görebiliyoruz. Bugünkü bilgilerimiz ve araştırma konsantrasyonumuzu bu bölgeye taşıyan bir başka şey de görüşte Robert Braidwood'un ortaya sürdüğü bir görüş. Braidwood'a göre ise evcilleştirilen hayvanların ya da tarıma alınan bitkilerinin olduğu coğrafyada aranması gerekir diyor. Yani bir şeyi tarıma aldıysanız onun ata babası neredeyse orada aramanız gerekir diyor. Hayvanlar ise ata babaların yani yabani formların olduğu yerde aranması gerektiğini öne sürüyor. Ve bu bağlamda da Braidwood bir bereket değil. Yani güneyde Lübnan dağlarından başlayıp Toroslara ardından Basra Körfezi'ne doğru ilerleyen bir anlayış
için, tersiyeyi andırdığı için de bereketli ilal olarak adlandırdığı bölgede gerçekleşmiş olabileceğini öne sürüyor. Ve bu bağlamda Braidwood Türkiye'ye önce Irak'ta kazılar yapıyor. Ardından da Türkiye'de bu sorunun cevabını bulmak üzere çalışmalara başlıyor. Ve ilk ortaklığı da bugün uzun bir sürede de bizim sürdürdüğümüz Amunar Köyücü Enstitüsü ile birlikte sürdürdüğümüz gibi o dönemde Chicago Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi arasında bir proje gerçekleştiriyor. Ve 1963 yılında Braidwood Türkiye'de nereyi kazacağız, bu sorunun cevabını bulacağız sorusuyla çalışmalar yüzleşmesine bu proje yürütüyor ve 1963 yılında Göbektepe diyorlar. Ama o dönemde buranın çağa ait olduğunu anlasalar da bu gördüğünüz dikili taşlar ortada yok. Sadece onların uçları var. Olsa olsa bunlar daha geç bir döneme aittir diyorlar. Burada bir neolitik yerleşme var ama bu taşların ucu gözüken şeyler de Roma'ya vesaire ileriki dönemlere aittir. Kim oluyor? Ama bugün dediğimiz noktada Braidwood'un önerdiği görüşün çok doğruya yakın olduğunu ve az önce tarif ettiğim şu yayın içerisinde özellikle şu kuzeyde en yukarıdaki olduğu bölgede yani Anadolu'nun güneydoğu kısmını kapsayan bölgede bu sözün ettiğimiz en eski topluluklarla karşılaşıyoruz. Tarihlere baktığımız zaman da yaklaşık olarak M.Ö. 10.500'lerde eski dünyanın tamamında bildiğimiz yıl boyu kullanılan yani 12 ay boyunca kullanılan ilk köylerin çıktığını görüyoruz ki aşağı yukarı şu kırmızıyla çizilen tablo bunların hangi bölgede nereler olduğunu gösteriyor. Anadolu'da bu döneme tarihlenen en eski yerlerde bizim şimdilik yukarı Dicle Havzası dediğimiz yani Siirt, Diyarbakır bölgesinin olduğu yerde karşımıza çıkıyor ve daha doğrusu bir tanesi dışında, çayını dışında tamamında baraj kazılarıyla, baraj nedeniyle yapılan kazılarla açığa çıkarılmış, kısmen kazılabilmiş yerler durumunda. Bu yerleşmelerin gene bu tabloyu ve Güneydoğu Anadolu'yu anlamamız için bu tablonun biraz daha detayına girersek, bütün bu yerleşmelerin farklı ekolojik ortamlarda olabildiğini görüyoruz. Yani ilk yerleşik toplulukların dağların yüksek kesimlerinde ya da ovalarda, yani sadece tarıma uygun olan alanlarda değil de avcılığa uygun olan alanları da tercih edebildiklerini, dolayısıyla tek bir nokta değil, çok geniş ekolojik ortamlarda yaşayabildiklerini, ilk köyleri kurduklarını görüyoruz. Bu da bize aklımıza şu soruyu getiriyor. Demek ki insanlar bu dönemde tarım yapmadan, hayvanları evcilleştirmeden önce yıl boyu karınlarını doyurabilecek zengin bir ekolojik ortama sahip olduklarını görüyoruz. Nitekim zaten bu dönemde kısa bir süre Anadolu muson yağmurlarının etkisi altında kalmış bir yer ve dolayısıyla hem bitki açısından hem hayvan çeşitliliği açısından zengin, yani av yaparak karnınızı doyurabileceğiniz bir ortam söz konusu. Ve bu ortamın Dicle'deki bu tablonun yanı sıra Urfa bölgesine baktığımız zaman, yani Fırat Havzası'na baktığımız zaman da Harran Ovası'nın etrafında en azından iki tanesi çok büyük olmak üzere çok sayıda yerleşmenin olduğunu biliyoruz. Bugünkü bilgilerimiz bizim Göbekli Tepe ile çağdaş, onunla benzer özelliklere sahip bu bölgede en az 12 tane daha yerleşme olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hep böyle slogan var söylenen Göbekli Tepe tek ve en eski kavramında bir kez daha aslında sorgulanması gereken şey oldu. Tabii bütün bunlar Göbekli Tepe'nin önemini azaltmıyor. Tam aksine olayı biraz daha anlamamızı kolaylaştırıyor diye düşünebilirsiniz. Urfa'ya baktığımız zaman da Urfa'nın kent içerisinde, kent merkezinde yeni mahalle, ova seviyesinde ama aynı zamanda tek tek dağların üzerinde yüksek kesimlerde de yerleşmelerin, çağdaş yerleşmelerin olduğunu görüyoruz. Bu yerleşmelerin hiçbirinde kazılan veyahut da yüzeyden elde edilen bilgileri hiçbirinin ne tarıma alınmış bitkiler var ama yabani formları var. Onları topluyorlar, getiriyorlar ama henüz tarım almış değiller. Ne de evcilleştirilmiş hayvanlar var. Tamamında daha sonra evcilleştirilecek hayvanların kemikleriyle karşılaşıyoruz ama hepsinin formları yabani formlar, yani evcillerinin ata babaları. Yine bu dönemde çok önemli değişiklikler meydana geliyor. Barınak konuta, konut eve dönüşüyor. Yani ilk barınaklar yuvarlak basit kulübeler, dal örgüyle yapılmış kulübeler, zaman içerisinde daha masif, daha iyi ustaca inşa edilmiş dörtgen planlı yapılara dönüşüyor. Ama kavramsal olarak da bir konut artık insanlar için önemli bir kavram haline, bir ev haline alıyor. Peki. Ki gene bugün yaşamımız için ne kadar belirleyici olduğunu düşündüğümüzde bu keşfin önemini anlayabiliriz. Ama teknolojik olarak da çok önemli bir şey gerçekleşiyor. Yuvarlağın yerine dörtgen planlı yapı yapmak demek, köşeyi yapabilmek demek.
kendi kendini taşıyan duvarı yapabilmek demek. Bugün köşeyi yaptığınız için gökdelenlere sahipsiniz. Bu binaları yapabilmemizin özündeki, merkezindeki mesele bu teknolojik çözümlerden geçiyor. Merdiven, su basman gibi, lento gibi, kapı gibi bütün bu mimari keşiflerinde bu dönemde bu coğrafyada gerçekleştiğini biliyoruz. Ve çok katmanlı. Yani aynı yerde uzun süre tekrar tekrar kurulan köylerle karşılaşıyoruz. Ve bu köylerdeki bütün yerleşme düzeninde önceden tasarlanmış organize yerleşmeler olduğunu görüyoruz. Bu da akla mutlaka şunu getirmesi gerekiyor. Bir yerleşmeyi tasarlamanız aynı zamanda bir iradenin de olduğunu gösteriyor. Demek ki bu iradeyi yönetecek bir sınıfın, bir toplumsal örgütlenmenin de bu dönemin başına itibaren ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yavaş yavaş bitiriyorum. Bu dönemde karşımıza çıkan bir diğer şey de özel yapılar. Ki özel yapılar yerleşmede konutların konutlardan yapısal özellikleriyle ayrılan yapılar niteliğinde. Dolayısıyla bunların tapınak, özel yapı, kamusal yapı gibi bir sürü adını verebiliriz ama ana belirleyicisi o yerleşmedeki konutlardan farklılaşmaları. Burada bir takım listeler var. Anıtsallıkları, dikil taş içermeleri veyahut da yapı içerisindeki şu özellikleriyle diğer konutlardan, diğer mekanlardan bu yönleriyle farklılaşıyorlar. Dolayısıyla şunu da unutmamak gerekiyor. Az önce rektör hocam burada bu konuyu açtı. Hiçbir yerleşmede tek başına tapınaklar ya da özel yapılar yok. Tamamında aynı zamanda konutların olduğunu, dolayısıyla bir yaşamın da olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sadece bir yere bu tapınaklar yapılmıyor. İnsanlar yaşadıkları yere bu özel yapıları yapıyorlar. Bu da Göbektepe konusunda düzeltilmesi gereken bir nokta. Yine sol alttaki haritada da gördüğünüz gibi merhum meslektaşımız Klaus Schmidt'in hazırladığı haritada bunların bazı ortak özellikleriyle mesela T biçimli dikil taşlar var, yuvarlaklar var. Bunlar çağdaş, benzeri ortak özelliklere sahip ama bazı lokal bölgelerde de birbirlerinden uzaklaştıkça farklılaşan inansal veyahut da yapısal özelliklere sahip. Dolayısıyla geniş bir coğrafyayı etkileyen, o merkezlerinde ayrıldıkça farklılaşan bir takım gruplardan bahsetmemize olanak sağlıyor. Bu yerleşmelerden bir tanesi Göbekli Tepe ama bir başkasını da örnek göstermek istiyorum. Henüz kazılmamış bir yer. Göbektepe'nin 30 kilometre uzağında Karahan Tepe olarak adlandırdığımız bir yer. Tümünü değil, çok küçük bir bölümünü hatta kapsayan bir hava fotoğrafı görüyorsunuz. Henüz kazılmamış olmasına rağmen, dikkat ederseniz burada, şunlar merkezinde tahrip edilmiş şeyler, şu yuvarlaklar ama özellikle şu çok net, şu gene merkezinde daireyi şöyle düşündüğümüzde çok sayıda özel yapının olduğu bir başka yerleşme. Hatta burada hava fotoğrafından sayıldığı kadarıyla 256 tane dikil taş var. Her yapıda da 12 tane dikil taş olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 30'un üzerinde tapınaksa, özel yapısa neyse burada da olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu bölge, bu fikri dünyanın başka yerinden farklılaşan bir bölge olarak tanımlamamız daha doğru diyebiliriz. Göbektepe aynı özellikleri taşıyor. Yine ama kazılmış olması bize tabii çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bu dönemi en iyi anladığımız yer olarak yine bugün bunları konuşmamıza olanak sağlayan yerler arasında kalıyor. Son olarak bir iki slide daha var belki. Bu sistem 10.500 yıl önce başladı dedik. İlk tapınakların, ilk özel yapıların yuvarlak planlı olduğunu biliyoruz. Ama az önce sıraladığı mimari keşifler gerçekleşiyor. Dörtgen planlı yapılar yapılıyor. Ama yapıların, özel yapıların özellikleri pek değişmiyor. Hatta hiç değişmiyor. Bu da yaklaşık 2000 yıl süre devam ediyor. Demek ki bizim burada konuştuğumuz inanç sistemi bu bölgede en eski örneklerini bildiğimiz ve 2000 yıl süre değişmeden, devam eden, birçok şey değişse de devam eden bir inanç sisteminden bahsedebiliyoruz. Bu inanç sisteminin içerisinde belirleyici olan şeyler sadece şeyler değil, özel yapılar değil. Kafatası kültü gibi insanların bedenlerinden kafalarını ayrılıp başka bir yere gömüldüğünü gösteren örnekler de var. Dolayısıyla bu biraz da insanın artık öncesindeki yaşamdan daha farklı bir konulmaya başladığını da gösteren bir belirti. Çünkü bu bizim için neden önemli? Az önce sıraladığım buğday, hayvanların evcilleştirilmesi vesaire, bütün bunlarla birlikte insanın konumunun da değiştiğini görüyoruz. Ve ilk kez insanlar bedenlerinden ayrılmış kafaları ya tapınakların içerisine koyuyorlar ya da evlerin altına koyuyorlar. Bazı örneklerde de kafataslarının yüzeylerine maskeler yapıyorlar. Ve bu maskeler de alttaki kemiklerle örtüşmüyor. Yani ölülere ayrı bir kimlik veriyorlar ve onu gerektiği zaman açıp tekrar yüz yüze onlarla geldiklerini gösteren örneklerle de karşılaşıyoruz. Bir diğer önemli şey de bu özellikle Göbektepe'de dikil taşlar üzerine gördüğümüz bu figürlerin oluşturduğu kompozisyonlar da bizim için çok şey ifade ediyor. Bütün bunlar da bir hikaye, bir mitolojik hikayenin karşılığı olsa gerek. Dolayısıyla bunları gören insanlar bir şey düşünüyorlar, onlara bir şey ifade ediyor.
Bu da bir nevi yazı gibi düşünebiliriz bunları. Ama bence burada en önemli şey bu dönemde artık bu Göbektepe gibi alanları inşa edebilen insanların kolektif bir hafızası olduğunu, geçmişten gelen bir takım birikimlerin olduğunu ve bunu geleceğe yansıtan bir takım formülleri bulduklarını gösteriyor. Bu da o dönemki toplumsal yapıyı, toplumları anlamamız için son derece belirleyici diye düşünüyorum. Son olarak bütün bu hikayenin kahramanı da insan olduğunu düşündüğümüzde, insanın da bir iki slide'la tarifini yapmak gerekirse, en eski örneklerde burada gördüğünüz bir takım taş kapların üzerinde çok basit şematize insan motifleriyle karşılaşıyoruz. Şapkalar olan ama ayaklarıyla kollarıyla bir insanı andırır motifler olduğunu görüyoruz ki bunlar da oldukça şamanik inanç sistemiyle örtüşen motifler ama oldukça şematizeler. Bir başka örnekleri şurada görüyoruz. Yine kapların üzerinde basitçe yapılmış insan motifleri var. Ama kısa bir süre sonra bu yerleşikliğin başlangıcı da bunlar. Kısa bir süre sonra insan bu hale alıyor. Bu gerçek insan boyutunda bir heykel. Dünyanın en eski heykeli. Balıklı Göl'ün hemen yanındaki şu alt geçidinin yapılması sırasında bulunmuş bir heykel. Ellerini fallosunun üzerinde tutuyor. Boyunda bir şey var, kuşak var. Gözlerini obsidyen yerleştirilmiş. Ayaklarının birleştirilmiş olması bir yere sokulduğunu gösteriyor. Az önce gördüğümüz tapınaklarda, özel yapılardaki gibi ki oradaki dikil taşlarda insanı ve erkeği sembolize ettiklerini biliyoruz. Dolayısıyla insan burada gerçek boyutlarıyla başka bir kimlik almaya başlıyor. Ve bu insan erkekliğiyle öne çıkarıyor. Ama en önemlisi bence burada insan kısa bir süre öncesinde yani avcı toplayıcı toplumlardaki gibi hayvanlar aleminin bir parçası iken bu yerleşik hayatla birlikte dünyanın merkezine kendisini konumlandırmaya başlıyor. Belki de insanlığın bugünkü dünyanın uğradığı tahribat, çevrenin tahribatı, barajlar vesaire saydığınız gibi hocam bütün hikayede ne yazık ki bu dönemde başlıyor. Yani neolitik bize bir şey getiriyor ama insanın kendisini yeni konumlandırdığı haliyle de dünyayı yok etmeye başlamasının da bir miladı, başlangıcı oluyor diye tarif ederim. Yani neolitik böyle anladığımız zaman, bu çerçevede düşündüğümüz zaman Göbektepe'yi daha iyi bir yere konumlandırırız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Necmi Karula'ya çok teşekkür ederiz. Göbektepe'yi tarihsel ve mekansal bağlamına oturttuğu için. Şimdi Göbeklitepe'ye dönelim ve ikinci konuşmacımız Dr. Lee Clare'e dönelim. Dr. Clare, could you tell us about your experience in the excavations and your findings during the excavations or your interpretation of the site overall? Yeah, sure. Thank you. Is this microphone okay or shall I use a big one? Yeah. Okay. It's okay. Yeah. Okay. Well, thank you very much. Shall I stay sitting or shall I move over this way a little bit? I just need this. Yeah, sure. Okay, thank you and hello to everyone. I've got an easy job now because Nejmi has managed to say quite a bit, so I don't have to go into the context. Of course, Göbekli Tepe is the most important site, we know that. But an archaeological site without its context is always difficult to understand. It's, you know, if you have a find or a site without its context, it's nice to look at, but of course we're missing a lot of valuable information about interpretation. So today, I'm going to talk about our new insights from Göbekli Tepe, and of course the context will play a very important role in that interpretation. And you'll notice that things are changing at the site. We're having new interpretations due to new results from archaeological excavations, but also from looking at old results. We're getting a new interpretation, a new idea of the site and the role it could have played during this very important period, this transition that we've heard about neolithization. So, of course, you know, the site itself has been in the press and the media now for quite a while. We know about it being, the birthplace of religion and the world's first temples. And of course, I'm going to be quite controversial now and say that I'm not always totally convinced with this interpretation of the world's first temples. And you know, this is something that's really been going on for a few years now, and even in the frame of the UNESCO application, the site has been referred to actually more in a more neutral way of being the site of the world's first monumental buildings and not the world's first temples. Of course, temple would imply lots of things. It implies priests, it implies organized religion perhaps, it implies gods, it implies a temple economy with surrounding settlements, and of course this at this time is something that isn't given, or we have no evidence
archaeological evidence at least for this. So I always tend to refer to the buildings not as temples, but I prefer the neutral terms of structure and building, which I think keeps me out of a lot of trouble. So we're going to discuss that and the new results that have led to me to think in that way and the research team to think in that way. But I think at the bottom here also you can see a timeline, but I think we've spoken about chronology already. We know that Göbekli Tepe dates to the mid-10th to the 9th millennium BC, so from around 9,500 to 8,000 BC. We've seen the location. I think everyone knows where Shanur is, and that, of course, the geographical location we saw already. Here then is the Haran Plain, and of course the Tek-Tek Mountains, Tek-Tek Galada, and also the mountains south of Urfa. And Göbekli Tepe lies on one of the highest points, not the highest, but one of the highest points in the Gilmush mountain range at 770 meters above sea level. And of course, from the site, you have very impressive views of the surrounding landscape, especially to the south, where you have views of the Haran Plain. And of course, when you have good weather conditions, especially in the spring, with clear air, you can see a good 30 or so kilometers to the south towards the Syrian border region. And of course, to the east, we have the Karajada volcanic massif on the horizon, which of course is well known for the fact that in the 1990s we had genetic results coming from the einkorn wheat, as this place, the slopes of the Karajada, being the place where modern wheat was first domesticated. So this was happening at the time of Göbekli Tepe. And to the north, of course, on good days, we also have fantastic views of the eastern Taurus Mountains, snow-capped sometimes, even into May. So it's a very impressive site in this respect. And of course, it's also telling us a little why this site was located where it was. It's visible also, we can see from the site, but also the site is visible from the plain below. And of course, this would ultimately have played a role also in the Neolithic. We've heard about the context, the chronological context, which is spoken about. Göbekli Tepe has always been spoken of more or less as a smoking gun, as a trigger for Neolithization, and I think this is dangerous. I mean, the site itself is, of course, at the beginning or towards the beginning of Neolithization, of this so-called revolution. But of course, this revolution was not a quick thing, a rapid change, as implied by the word revolution, but it was a long, drawn-out process. We've heard that the site belongs to the pre-pottery Neolithic, so there's no pottery. They're all parts of a package which spread over a long period of time from the late Paleolithic, from the late Pleistocene, through the early Holocene. So we have sedentarism coming in really quite early in the Epipaleolithic, and things like pottery arriving quite late in the 7000 BC, and pastoralism, all these things coming in over the course of this time. And Göbekli Tepe lies at the beginning of that. At Göbekli Tepe, we have no indications, we have no pottery, we have no domesticated animals, we have no domesticated plants. This was a hunter-gatherer site, and that was always the reason why it was so special when it was first discovered. The fact that this site was built by hunter-gatherers and not by people who had already domesticated crops had sort of started this long process towards what we would call modern civilization. So this is the outstanding thing about Göbekli Tepe. And of course, then it was implied that the site was, religion came first, and then, of course, this whole process of domestication and this long development towards today's culture. So, but I think it's dangerous to see one site in this role. And we've heard there are lots of other sites out there, contemporaneous sites with Göbekli Tepe, that do have also T-pillars that have T-pillars without the T on the top of the T. We have the same symbolism over a wide area, and it would be totally wrong to sort of put this function as the trigger for this process on one site. So I think that's the message I want to give you today regarding the site and how we're seeing it. Okay, we've heard as well that the site was discovered in the 1960s in the course of archaeological survey in the region. Is a view of the site.
As it was in before the excavation started, so an area that was under farming by the local communities, of course, here in this part of the landscape. Of course, it's very rocky, the limestone. It doesn't give very good conditions for farming, of course. You need good good fields, you need some, you know, good soil. And of course, that was on the Huyuk, on the Tepe. So this was where the locals were farming. And of course, in the course of that farming, they were removing large stones, which they then gave to the museum. And in the mid-1990s, of course, the site was again picked out or rediscovered, you could say, by Klaus Schmidt, among others, who then in 1995 began excavations at the site. This is then an aerial view of the site. We've seen this thing before, but it shows the main excavations from 1995 until more or less the present day. They're still the same. So we have the main excavation area here. We have a line of trenches on the southwest mound and also in the northwestern part of the site, further excavations. So far we have a total of so-called, you know, these monumental buildings. We have eight structures that were referred to by Klaus Schmidt as monumental buildings. Those are listed or labeled from A to H in the order of their discovery. So, you know, building A in 1995, 96 going down to building H, which he discovered in 2010. On the left-hand side, a most recent stone plan of the main excavation area. So you see the main buildings that you see if you were to visit the site. So you look down and you see building A, B, B, C, and D in this area. Let's get to the archaeology of Göbekli Tepe. And the most, I think, characteristic thing is, of course, the T-pillars. I have to note that we don't have as many T-pillars as at Karahan Tepe now. We're but I don't think it's competition. So here we are then in building D. And I think this is a very good example of, you know, what we are seeing and why I would not call the buildings temples. What we see here is first off the T-pillar, one of the central T-pillars in the center of D, 5.5 meters in height. You can see that they are human depictions. We have here the belt, we have a loincloth, we have hands, and on the side here we have arms coming down. The most important thing about these buildings is, okay, there may have been rituals taking place inside, I'm sure there were, but, you know, what is a ritual? I get up in the morning and brush my teeth, that's also a morning ritual for me. But yeah, of course, there would have been more profound rituals taking place, I'm sure. But I think the most important thing about these buildings is their social aspect. If you look at the plan of the buildings, you see the circle, the round oval shape, the two central persons in the middle. What we're seeing here is a meeting at Toplanta. We're seeing this group coming together. They're discussing. But what are they discussing? And I think the most important thing they are discussing are narratives. Now, narratives at a time when Göbekli Tepe was being built, was being used, was being lived at. Another point I have to come to in a few moments. They were going through very significant changes. These people were experimenting probably with domestication of animals and plants. I'm sure there was, you know, it took until after Göbekli Tepe for the morphological domesticated species to appear, but I'm sure during the course of Göbekli Tepe they were experimenting with animals, keeping animals or planting crops. But of course it took a while for that morphological process to be, you know, complete and to have these morphological species, identifiable species in the archaeological record. So they were, you know, they were experimenting, and this meant change. They were sedentary. These hunter-gatherers, you know, the population was expanding because they were sedentary. They were acquiring surplus. There was there were hierarchies emerging which hadn't emerged before. They had stress on resources, perhaps. There was competition. There was conflict potential going on. All of these things were a great challenge or new challenges to the people living at this time. These cognitive challenges were something they had to deal with. And funnily enough, we have very little evidence, at least archaeologically, for conflict or warfare during this time. You know, we've had a look and there isn't much, although there is some evidence that they were not totally peaceful, but we do, you know, that's quite normal for us humans. But there's no real evidence for major conflict or acts of conflict or internal fighting. So why the peaceful? Why was it so peaceful at this time? And I think one of the answers, or perhaps the answer,
is sites like Göbekli Tepe. Göbekli Tepe is a place where narratives were being told. It was a place where people were communicating. They were coming together, discussing various things. Perhaps they were exchanging marriage partners, all this sort of thing you can imagine going on there, initiations, I don't know. But I think most importantly, the narrative function of these sites, the having a common identity, a common belief system, was something that was keeping this group together. And I think without this common identity and these more or less peaceful life ways, I don't think the this whole innovations that are happening at this time could have actually been successful. So I think sites like the Göbekli Tepe were very important for emphasizing this common belonging, this identity. And you can see that, for example, on the pillars. I mean, these aren't just pictures of the animals which were living in the environment at this time. I mean, of course, you heard it would have been quite different at this time. You know, today's landscape around Shandong or for the Harran Plain is a cultural landscape. Farming and animals and herds of animals, goats changing the landscape. But at the time, this been quite different. You'd had wild open woodlands with wild almond, wild pistachio, and many types of animal species of animal. We've seen them already: the wild pigs, the aurochs, the wild cattle, gazelle. Gazelle was the most important source of meat for the people at the time. And of course, the pictures here, they show those animals, also wild, the leopards, the predators, and they show these animals, but not because they were there in the landscape. What we're seeing here are stories being told. These are the narratives. You can see here a most impressive high relief of a predator, probably a leopard, and a wild boar beneath here. We have a wild boar and probably a fox down here, and birds apparently in a net. We have also, here's a close-up, I mean, the quality and the craftsmanship of these pillars at this time is really quite outstanding. It came from nowhere. We don't know where these people came from. But here, for example, the stories, we've seen this pillar as well before. The stories being told are quite clear. And they're playing with the images as well. For example, here we see here birds, four cranes in water. And the water, in fact, you can see these ripples down here. You turn the corner and you find snakes' heads. They're playing with the imagery. Over here, we have these three basket shapes. We now know, or we presume, that the buildings, the monumental buildings at Göbekli Tepe, were roofed. And these could be depictions of those buildings. We have down here the vulture balancing something on its wing, a sphere. We have here the headless male person down here, and it's perhaps riding a bird. We don't know what's going on here. So many, many stories going on, things that we can't explain. But if we try to imagine, put ourselves in today's, we go to a site or somewhere and we see perhaps, if Göbekli Tepe were modern and we had T-pillars there and went there and we saw perhaps, I saw a wolf and a little girl in a red cape, I'd say that's the story of Little Red Riding Hood. But of course, the people then, they went to these pillars and knew exactly which stories were being told and who was portrayed. We've seen a similar picture from Nejmi. Importantly, these symbols that we're seeing at Göbekli Tepe were widespread throughout the region. As I said, Göbekli Tepe was not on its own. And of course, we see other sites around, and this is quite an old map now, I think the one you showed was better. Although the T-pillars are restricted to this area, we have other sites where the imagery, the common imagery, appears and testifies to what Klaus Schmidt referred to as a cultic community. This community with a common identity, with a common narrative, that was so important at the time. And of course, another thing that was keeping the community together was hunting, for example. That was keeping the group together. And I think the aurochs hunt, or the baiting of wild cattle, was something that was very important throughout the entire Neolithic. And we have evidence, for example, from Göbekli Tepe, right at the beginning of that period, where we have pillar 66 in building H. You can see here an aurochs, a wild cattle. Its tongue is hanging out. Its legs are bent in. It's killed, it's dead. And we have similar pictures also from Çatalhöyük, which are 3,000 years younger, or 2,000 years younger. We have similar pictures. And here, a lovely something from the site just a few years back was discovered. We have the humerus of an aurochs with a flint arrowhead embedded in the bone. And these actions, common group actions of hunters, this whole thing was also reinforcing a sense of belonging and identity.
Okay, just going very quickly, these are a few photos of the site more or less today with the new shelters. And of course, in the course of these shelter building, we were doing, of course, if you come to the site, you can watch us in action. We did deep soundings to look at to make space for the foundations of these new structures, and which gave us a chance to look at very early parts, very early layers of the site. And we have a changing picture of the site now, whereas previously it was said that the site was purely a ritual site, a place of pilgrimage where people were just coming to worship. Now we know probably the site was more than that. It was a settlement, in fact. And if you look at this area, this is the northwestern part of the site. If you look at this area here, we have evidence for domestic presence, for buildings, the houses, in fact, non-monumental houses. We have activity zones with hearths, with fireplaces. We have a high density of bone tools, which is very domestic. We have bead production and the also flint tool production going on in this area. We have an agglomerative building tradition where you have little buildings joined together. So this is something we know from other sites as well, comparable features. And so this is telling us the site was not just its ritual site, but from the very beginning we have domestic activity, people living at the site. And since this photo was taken, this is 2015, we have more evidence come out in the past couple of years for domestic activity. Another new result is, of course, we've seen this as well, the evidence for skull cult at Göbekli Tepe, which is also telling us that it was part of a wider network. We see here the scratch marks, and of course, as you've heard, the skull played a very important role, the head played a very important role in the Neolithic and the early Neolithic in this region. And we have evidence now from Göbekli Tepe of this, and we know, for example, that the skulls were being displayed. The skulls are very important, they belong to the ancestors. And of course, there is the consideration or the hypothesis, the teepees we see in the buildings, this community standing in the buildings, as it were, are in fact the ancestors. So we could be looking at ancestor veneration of a type at Göbekli Tepe. And this whole preoccupation with the human head is also shown by the finds of statues and figurines at the site. Very common is that we find just the heads or just the torsos of these statues at the site when we excavate. In this case, we were lucky enough to find a complete one, albeit also broken here. So it appears that when these finds were actually thrown away or deposited, that they were actually also beheaded before that was done. So this detachment of the head from the body appears to be something that runs straight right through the site. And we saw this figure also on the pillar just now without the head. And another result quite recently, which I want to share, is in this area. This is the an excavation we did along here for a drainage channel for the new shelter, which now stands here. We had a long channel, and you have to imagine that Klaus Schmidt was looking for human burials for very many years while he was at the site. We were lucky enough to find one exactly in this trench at this position. So we're very lucky, in fact. And this also is a burial which is inside a rectangular building. It's been, the grave, as was common, has been made within the house walls. So it's an internal burial, which is quite common. So when your relative died, instead of taking them to the cemetery, you in fact made a hole in your living room floor and put a grandmother or grandfather in your house with you. And in this case, we have three individuals. It's been disturbed, the bones have been pushed to the side, but we have three individuals, three skulls. Here are two and there's one underneath, a female, an adult female, a youth, and I think a smaller child. The analysis is still outside, waiting for that to be completed. I want to show you this as well, because this is how we're seeing Göbekli Tepe now. I mean, we sat with Dorsch to discuss what we're going to do in this reconstruction. This is a reconstruction which is now in the visitor center at Göbekli Tepe, and it shows you how we see the site today. Not as this ritual place, this place of pilgrimage, but more as a settlement with people living, with the monumental buildings, which you see here were roofed. So it's a quite different feeling than perhaps previously. So an important site, but part of a bigger network. And I think this is where I want to close, because this is, I think, something we can discuss, and this is a message I want to give you, that Göbekli Tepe, although an important site, is a part of a bigger network, and we have to discuss that and keep that into consideration when we're talking about the world's first temples. Thank you very much.
Let me recapitulate your main points. Yeah, sure. Turkish. Pardon. Evet. Doktor Piler'in söylediklerini kısaca tekrar edeyim. Doktor Piler, bölgenin tabii yeni yorumlar, yeni anlamlar, yeni fikirler getirdiğini söylüyor. Bununla beraber dünyanın ilk tapınağı fikrine katılmıyor. Nitekim zaten tapınak olarak, yani UNESCO'ya da başvuru yapıldığında zaten tapınak olarak değil, anıtsal yapılar kompleksi olarak başvuru yapılmış. Böyle ifade etmenin bölgeyi daha iyi tanıyana kadar daha doğru ve bilimsel olduğunu söylüyor. Coğrafi yerinden bahsetti. 770 metre rakımı olan bir bölgede, bölgenin yüksek tepelerinden birisinde ve kurulmuş bir şey, kompleks. Bununla beraber bölgede bir evcil hayvan ya da evcil ürün kalıntısı bulunmadı. Dolayısıyla yani bunlarla ilgili denemelerin yapıldığını tahmin ettiğini söyledi Dr. Piler. Bununla beraber henüz bulunmadığını söyledi. 1960'larda keşfedilmiş ilk defa. Fakat asıl öneminin idrak edilmesiyle beraber 1995'ten itibaren bu önem idrak edilmiş ve ondan sonra asıl kazıya başlanmış. 8 anıtsal yapıt var. Bunların içerisinde tabii farklı farklı insan şekillerinde o gösterilen T kafalı sütunlar insanı temsil ettiği düşünülüyor. Bunların buranın bir ayin yeri olduğuna şüphe yok dedi. Fakat ayin kelimesi tabii antropolojik olarak farklı anlamlarda kullanılıyor. Mesela bizim şu an yaptığımız şey de antropolojik olarak bir nevi özel bir ayin. Bununla beraber mesela günlük olarak dişlerimizi fırçalamamız, ne bileyim giyinmemiz, soyunmamız vesaire, günlük ritüeller veya ayinler olması bakımından buranın da bir ayin olduğuna, ayin yeri olduğuna şüphe yok. Fakat buranın asıl önemli ve ön plana çıkarılması gereken özelliği buranın bir toplumsallaşma ve toplumsal bir merkez olması olduğunu söyledi Sayın Piler. Örneğin ne gibi bir toplumsallaşma merkezi? Belki ittifakların kurulduğu bir yerde, belki evliliklerin gerçekleştirildiği bir yerde. Burada önemli olan burayı paylaşan insanların ortak bir kimliğinin olması, ortak bir aidiyetlerinin olması. Öyle ki hayvan figürleri de zaten bunların hepsi bizatihi orada olduklarından dolayı değil de anlattıkları hikayelerden dolayı önemliydiler. Çünkü bunların hikaye anlatması bile ortak hikayelerin, ortak mitlerin var olduğunu gösteriyor. Kaldı ki mesela bizatihi avcılık faaliyeti bile bir ortak, insanları bir arada tutan bir etkinlik olarak tarif etti. İlk düşünüldüğü gibi bir hac yeri olmadığını söyledi. Bu yeni bulgulardan biri, yani son yıllarda yapılan bulgulardan biri. Daha önceki kaynaklara bakarsanız civarında ya da yakınında bir yerleşim yeri bulunmadığı için insanların buraya sadece belli zamanlarda gelip buluşup daha sonra ayrıldıkları düşünülüyordu. Fakat civarda artık yaşam alanları bulunmuş. Hatta yaşam alanlarında işte alet, çakmak taşı gibi şeylerin üretimi de söz konusu imiş. Bununla beraber Sayın Necmi Hoca'nın söylediği kafatası kültüne yeniden değindi. Ve bir gömülme alanı arıyormuş. Önceki kazı ekibi başkanı Klaus Schmidt pek çok yere bakmış. Fakat tesadüfen Liekler'e nasip olmuş bulmak. Başka bir maksatla bir kazı yaptıkları zaman bir gömülme alanı bulmuşlar. Bu da aslında epey ilginç. Yani dikdörtgen bir yapı içerisinde bulmuşlar bunu. Bir ev olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Son olarak gösterdiği, bundan önce son olarak gösterdiği resimde de bölgenin yeniden modellenmesi vardı. Bu da Doğuş grubunun katkılarıyla karşılama merkezinde şu an oraya gittiğinizde görebileceğiniz bir şey olarak söyledi ki bu da bizi üçüncü konuğumuz Sayın Çağla Saraç'a getiriyor. Sayın Saraç, Doğuş grubu bu Göbeklitepe konusunda çok örnek bir sponsorluk gösterdi. Bu sponsorluk
Yani bu hani ülkemizde diğer hani önemli gruplara da örnek olacak seviyedeydi. Göbeklitepe'ye doğuş grubu hangi düsturla yaklaştı? Buradan beklentisi neydi? Belki Likler'in bahsettiği karşılama merkezini de hani belki biraz daha onu da anlatabilirsiniz, açabilirsiniz. Çok buyurun. Teşekkür ederim. Sözlerime öncelikle üniversitenize bu güzel paneli, sempozyumu organize ettikleri için teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Ayrıca da doğuş grubu olarak bunun bir parçası olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isterim. Göbeklitepe son yıllarda hem ulusal hem uluslararası platformlarda sıkça ismini duyduğumuz, artarak duymaya başladığımız yerlerden bir tanesi. Sayın Necmi Karul, Sayın Likler bize hem Neolitik dönem özelinde hem de Göbeklitepe özelinde son derece ayrıntılı bilgiler verdiler ve bizi bilgilendirdiler, aydınlattılar. Ben tabii ki onların yanında çanak çömleksiz Neolitik dönem anlatmaya kalkacak değilim. Ama bir süredir de çalışıyorum aslında. Bunu doğuş grubu olarak hepimiz çalışıyoruz. Onu da söylemek, paylaşmak isterim. Göbeklitepe 2018 yılında bildiğiniz gibi Göbeklitepe yılı ilan edildi. Bu son derece önemli bir şey aslında, bunun ilan edilmesi Cumhurbaşkanlığı tarafından. Bir diğer önemli şey Göbeklitepe bazında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne alındı. Ani ve Afrodisyas'tan sonra Türkiye'den giren alan Göbeklitepe oldu. Bu da çok çok önemli bir şey aslında Göbeklitepe'nin tarihinde. 2011 yılında aday gösterilmişti. Kendilerinin de bahsettiği gibi 1963 yılında fark ediliyor. Kazılar 1995 yılında başlıyor. Ve giderek aslında hem bölge hem de Göbeklitepe önem kazanıyor. Şimdi ilkokulda, ortaokulda bildiğimiz gibi, öğrendiğimiz gibi Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya diyoruz ve bereketli hilal de bunun bir parçası, Göbeklitepe'nin ve civarındaki diğer Neolitik yerleşkelerin olduğu. Bunları hakkında daha fazla bilgi edindikçe insanlık hakkında daha fazla bilgi edineceğiz ve dolayısıyla aslında sadece Göbeklitepe değil ama bölge, ülkemiz duyulacak, önem kazanacak. Bu geriye dönük kronoloji içerisinde ben kısacık aslında kendi Göbeklitepe tarihçemden çok az bahsetmek istiyorum. Bunu özellikle salondaki genç arkadaşlarımla belki biraz daha yakın ilişki kurabilmek adına yapmak istiyorum. Ben ilk defa çocukluğum ve gençliğimde Adana'nın doğusuna geçmemiştim. Ve 2002 yılında ilk defa doğuya, güneydoğuya seyahat etme imkanı bulabildim. Bu birazcık kendi seyahat etme kısıtlarımdan, birazcık da ülke içerisinde seyahat etme kısıtımızdan oluşmuş bir gecikmeydi maalesef. 2002 yılında ben bir tura katıldım, bir GAP turuna katıldım. Meşhur GAP turlarından bir tanesine. Ve kırık bir koltuk bana düştü midibüste. Ankara'dan akşam yola çıktık. Sabah gözlerimi açtığımda, ben çok rahat uyurum yolculuklarda, Nemrut'a varmak üzereydik ve inanılmaz bir manzara ile karşılaştım. Şu an bile onu hatırlayınca, size bahsederken duygulanıyorum. Ve ben bu seyahatimde ilk defa hayatımda Urfa'yı, Mardin'i, Midyat'ı, Halfeti'yi, Hasankeyf'i, Diyarbakır'ı gördüm. Zegman'ın olduğu alanı görme şansına sahip oldum. Ve iki şey öğrendim. Yani seneler sonra tekrar tekrar bu seyahati düşündükçe ben buna geliyorum. Bir, ülkemizin ne kadar eşsiz ve uçsuz bucaksız topraklara sahip olduğunu ve iki, diğer bölgelerimiz kadar en azından Doğu bölgelerimizin, Güneydoğu bölgemizin doğal güzelliklere, tarihi kıymete sahip olduğunu, insan kaynağına sahip olduğunu ve bunu her anlamda, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda artıya dönüştürebileceğimiz ve dönüştürmemiz gerektiğini gördüm.
Tabii 2002 yılından bahsediyorum. Bu vakte kadar çok şey değişti. Daha sonra Göbekli Tepe'yi ziyaret etme fırsatım olmadı 2002'de bu arada. 2008 yılında ilk defa Göbekli Tepe'ye gittim. Hem çok soğuk hem de sisli bir Şubat günüydü. Görüş mesafesi çok dardı. Bugünkü alanla tabii ki çok farklıydı ama yine de bir miktarda olsa ritüel alanlarını ortaya çıkmış olduğu kadarıyla T şekilli stelleri ve üzerlerindeki kabartmaları kısmen görebildim. Dikenli tellerle çevriliydi alan ve aslında çok fazla ziyarete elverişli değildi bugünkü gibi. Daha sonra 2013 yılında tekrar Göbekli Tepe'yi ziyaret ettim. Çok şey değişmişti bu seneler içerisinde. Alan daha fazla ortaya çıkmıştı. Bilimsel araştırmalar, kazılar artmıştı. Bunların bulguları paylaşılıyordu. Çok farklı bir şey vardı, tabii tablo vardı. Çok uzatmayayım. 2016 yılında ben Doğuş grubundaki görevime başladığım zaman önüme gelen projelerden bir tanesi, ekip arkadaşlarımla birlikte ve diğer ekiplerle gruptaki paylaştığım Göbekli Tepe'ydi. Ve bu benim için tabii ki bulunmaz bir nimetti. Çok heyecan verici bir durumdu. 2016 itibariyle biz Doğuş grubu olarak sürekli Urfa'ya, Göbekli Tepe'ye gider gelir olduk. Böyle bir şansa sahip olduk ve bu dönemi aslında çok yakından takip ettik. Şimdi 2018'deki aslında bu başarılar pek çok insanın başarısı, pek çok kurumun başarısı ve çok uzun senelerdir yapılan çalışmaların meyvesi. Ben bir kere daha aslında bu kurumları ve kişileri burada hem anmak hem teşekkür etmek istiyorum. Bence çok yeri. Öncelikle tabii Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü ve ekipleri, Şanlıurfa Müzesi, Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi'nden Celal Uludağ, Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden şu anda Leakler daha öne çıkan bir isim ama bundan önce tabii ki kaybettiğimiz Harold Hauptmann vardı, Klaus Schmidt vardı, bunları da buradan anmak lazım. Bunun dışında tabii ki Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Müdürlüğü ve Karacadağ Kalkınma Ajansı gibi ve benzeri şeyler, NGO'lar, bunların katkısı çok çok büyük. Bu başarıda sivil toplum örgütlerinin, Örencik Köyü halkı, bilimsel kurul üyelerimiz ki Necmi Bey de bunların arasında, bütün Göbekli Tepe Neolitik dönem çalışan akademisyenler, UNESCO Türkiye Milli Komitesi. Doğuş grubunun Göbekli Tepe'nin başarısında bir payı olduğuna inanıyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. İzin verirseniz çok küçük bir sunum var. Ben birazcık bizim yaptığımız çalışmaları paylaşmak istiyorum sizinle. Bu gördüğünüz örneğin çalışması yine grup tarafından yapılmış bir logo. Göbekli Tepe Zero Point in Time oluşturulmuş bir slogan. Sevdiğimiz bir amblem oldu bu. Hem Göbekli Tepe'nin ritüel alanlarına bir gönderme yapıyor. Hem de bana mı öyle geliyor bilmiyorum, Göbekli Tepe'nin artık sembolü olmuş tepedeki dut ağacına biraz da gönderme yapıyor. Şimdi 2015 yılında Doğuş Grubu Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bir işbirliğine imza attı. Bu 20 sene sürecek olan bir sponsorluk desteği anlaşmasıydı. Bunun aslında ülkemizde bir örneği olduğunu düşünmüyorum. Çünkü
pek çok büyük grup, şirketler kültür alanına, sanat alanına destek veriyorlar. Fakat bu kadar uzun süreli bir söz, bu kadar uzun süreli bir ve kapsamlı bir destek sözü çok özel bir durum. Ve zaten 40. UNESCO oturumunda İstanbul'da yapılan bizi özel olarak davet ettiler. Çünkü kamuyla özel sektör arasındaki işbirliğine çok eşsiz bir örnek olarak gösterildi Doğuş Grubu'nun yaptığı bu anlaşma. Şimdi bu 20 sene boyunca bizim yapma niyetinde olduğumuz temel şeyler var. Bunlardan ilki aslında bugün tamamlayıp geçen yaz Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim ettiğimiz ziyaretçi merkezi inşaatı ve bunun içerisinin donanımıydı. Bu başarılı bir şekilde tamamlandı ve kendilerine teslim edildi. Ziyaretçi merkezi ne sağlıyor? Göbekli Tepe 19 kilometre kadar dışında Şanlıurfa'nın ve aslında etraf oldukça boş bir alan. Dolayısıyla ziyaretçilerin Göbekli Tepe'ye gittikleri zaman temel ihtiyaçlarını karşılamaları, burada keyifli bir gün geçirmeleri, konforlu bir gün geçirmeleri ve belki de alana çıkmadan önce hem entelektüel olarak hem de fiziksel olarak ihtiyaçlarını gidererek daha donanımlı bir şekilde alanı ziyaret etmelerine imkan sağlıyor. Bunun dışında ikinci amacımız hem ulusal hem de uluslararası alanda Göbekli Tepe'nin tanıtımını yapmak. Bunu da çok çok önemsiyoruz ve bu çalışmalarımız devam ediyor. Bunun ilkine Davos'ta başlandı. 2015 yılında çok büyük bir davetle buraya katılan işte fikir liderleri, iş insanlarının katıldığı bir davetle aslında Göbekli Tepe'nin ciddi bir duyurusu yapılmış oldu. Bununla birlikte çeşitli mecralarda, çeşitli komünitelerle biz iletişimini yapmaya devam ediyoruz Doğuş Grubu olarak Göbekli Tepe'nin. Önemli bir başka aslında söz bu anlaşma kapsamında verilmiş olan her sene kazı, bilimsel kazılara, araştırmalara verilen nakdi destek. Bu da 20 yıl boyunca düzenli olarak yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak olan bir destek. Bununla birlikte tabii başka ihtiyaçlar doğabiliyor alanda. Örneğin yol yapımı gerçekleştirildi ve bu yol yapımı sırasında tabii ki biz her zaman Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Bilim Kurulu üyeleriyle iletişim halindeyiz. Her şey onların onayından geçerek yapılıyor. Dolayısıyla hem çevreye hem höyüye son derece hassas ve titiz yaklaşarak bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Araçlar temin edildi. Bu araçlar ziyaretçilerin, ziyaretçi merkezinden çünkü epey bir mesafe var. Yaklaşık 1,5 kilometre kadar girdiğimiz nizamiye noktasından alana yukarıdaki ritüel alanlarının, kazı alanlarının olduğu yere kadar daha rahat bir şekilde ulaşmaları için bu araçlar gidiyor, geliyor bu iki nokta arasında düzenli olarak. Bütün aslında bu desteğin biz totalde 20 milyon dolara ulaşacağını düşünüyoruz bu anlaşma çerçevesinde. Şöyle sunumla devam edeyim. Belki bir iki görsel bakarız. Tabii ki detaylı olarak anlatıldı bunlar. Evet, bu Davos'ta yapılan 2016 yılında lansmandan bir görüntüydü. Evet, bu da şu anda bilmiyorum Göbekli Tepe'yi ziyaret eden var mı aramızda salonda?
birkaç kişi. Bilmiyorum, ziyaretçi merkezi tamamlanmış mıydı siz gittiğinizde, yoksa henüz inşaat halinde miydi ama... hocam siz gördünüz. Evet. Şu bu bitmiş halini aslında temsil eden bir render. Şimdi şöyle, üç ayrı yapıdan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu mimari çalışma da son derece titizlikle götürüldü. Bir yarışma düzenlendi ve bu yarışmanın sonucunda bir mimari firma kazandı. Son derece hoş bir proje sundular. Çok çeşitli yönlerden değerlendirildi tabii. Hem ekolojik olması, doğaya uyumlu olması, yöreye uyumlu olması ve hoş bir metafor da aslında oluşturuldu. Bu gördüğünüz yuvarlak yapılar yine biraz o ritüel alanlarına da bir gönderme yapıyor. Böyle bir metafor da oluşturuldu. Hoş bir şey. Malzeme olarak earth wall tabir edilen kerpiçe benzer bir malzeme kullanıldı. Bunun için uzun süre deneyler yapıldı. Bu kerpiçe benzer malzeme tamamen topraktan ve yöre toprağından. Hem renk olarak estetik duyguları da katılmışın içine, ama hem de ekolojik olarak enerji tasarrufu yapması açısından hep çok çevreye uyumlu özellikleri olan bir malzeme. Karşılama merkezi diyebileceğimiz ilk binada gündelik ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz yerler var. İşte bir kafeterya var, bir müze dükkanı var, çeşitli ihtiyaçlara cevap veren birimler var. Diğer ikinci binamızda ise yüksek teknolojiyle donatılmış bir bilgilendirme merkezi, bir sergi alanı var. Burada hem Göbekli Tepe'ye dair videolar, filmler oynatılıyor, hem immersive tabir ettiğimiz insanı bütün duygularını kapsayabilecek bir deneyimleme alanı var. Hem de daha klasik bir sergileme ile bilgilendirme panoları, objeleri bulunuyor. Dolayısıyla burayı gezdikten sonra yukarıya çıkmak, alana çıkmak çok daha doyurucu aslında bir tecrübe getiriyor. Evet, bu da haritamız. Yine detaylı olarak hocalarımız üzerlerinde konuşmuşlardı. Otopark alanları oluşturuldu. Tahmin ediyorduk Göbekli Tepe'ye akın akın ziyaretçi geleceğini. Sanıyorum şimdi yetmiyor otopark alanları. Altı bir alan açtık. Evet. Alt tarafa. Orada da şatırlar yerleştirdik. Hem Doğuş grubunun araçları da, hem Büyükşehir Belediyesi'nde otobüslere gelen misafirleri ücretsiz olarak ağırlıyoruz. Yukarı kadar götürüyoruz. Zaten. Harika, muhteşem. Şanlıurfa'da bu arada otellerde yer bulamıyoruz. Yani uzun bir süredir. Aslında bu bilgiyi de paylaşmak isterim sizlerle. Bu çok çarpıcı bir bilgi. Çok sevindirici bir bilgi. Yine ziyaretçi merkezini kuş bakışı olarak görüyoruz. Bir üçüncü yapı. Şuradaki amfiteyatro. Bunun üzeri brandayla, özel bir brandayla kapatıldı ki işte Şanlıurfa'nın yakıcı ateşinden, güneşinden pardon korunabilmek için. Burada basamak halinde oturulabilecek bir alan var ve bir sahne olarak kullanılabilecek alan var. Burası çok amaçlı kullanılabilecek küçük bir amfiteyatro. Evet, çok çok önemsediğimiz şeylerden bir tanesi de aslında birazcık bir istatistiki bilgi paylaşmak isterim sizinle. Bunu okumak durumundayım izninizle. Bütün bu çalışmalar sırasında %87 yerel istihdam kullanıldı. %56 oranında bölgesel yükleniciyle işbirliği yapıldı. %64 oranında yerel malzeme kullanıldı. Tüm inşaat çalışmaları içinde %70 yerel kaynak kullanıldı. Her şeyden bahsediyorum burada. Bu bizim için de aslında çok önemli noktalardan bir tanesi. Kitaplarımız var Göbekli Tepe'ye ait bastırdığımız. Burada iki örnek getirdim. Bakabiliriz, paylaşabiliriz daha sonrasında.
Fakat sanıyorum benim şu an için sizlerle paylaşmak istediğim bu. Umarım en yakın zamanda Göbekli Tepe'yi, bölgeyi ziyaret etme imkanı bulursunuz sizler de. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sayın Saraç. Şimdi son konuğumuz Sayın Azat Birinci'ye dönüyoruz. Sayın Birinci, Göbekli Tepe'nin Şanlıurfa'ya kültürel ve turistik olarak ne tür katkılar yapmasını bekliyorsunuz? Sadece Şanlıurfa değil, hatta belki bölgemize ve ülkemize olarak. Yani. Tabii, öncelikle ben hızlı bir şekilde ben de teşekkürlerimi sunayım üniversitemize böyle bir program hazırladıkları için. Yine minnetle, rahmetle andığımız Klaus Schmidt'i de burada anma ihtiyacı hissediyorum. Sayın hocamıza, Liekler'e ve Doğuş grubuna da teşekkür ediyoruz. Çünkü şehrimize, bölgemize çok büyük katkılar oldu Göbekli Tepe'nin de tanıtımı açısından. Şimdi tabii ben hemen hızlı bir şekilde Urfa'dan bahsetmek istiyorum. Urfa'da nereye adım atarsanız atın bir tarihle karşılaşıyorsunuz. Benim ofisim, çalışma ofisim bile yaklaşık 1000-1200 yıllık bir Roma dönemi burcunun altında çalışma ofisim. Çalıştığım yer öyle bir yer. Beykapısı. Ve orada daha sonra Selçuklu ve Osmanlı döneminde de askeri kışı olarak kullanılmış bir yer. Orada bir sanat sokağı oluşturduk. Yaklaşık 2000 tane gencimiz orada çeşitli o tarihi mekanda sanat faaliyetleriyle uğraşıyorlar. Yine hocamızın bahsettiği yeni mahalle dediğimiz Urfa'nın eski mahallesi dediğimiz yere, Haşmi'nin oralara ve diğer üst kısma doğru çıktığımız zaman, bakın şöyle bir örnek vereyim. Urfa'da bir Kuyumcular Çarşımız var. Kuyumcular Çarşı birkaç dükkanın altında böyle bir kapak var. Açıyorsunuz. O Kuyumcular Çarşısı'nın altında başka bir çarşı var. Oradan biraz daha aşağı iniyorsunuz ve açık şu anda hali. Çünkü orası da sit alan ilan edildiği için bildiğim kadarıyla hocam altını tekrar açamıyorsunuz. Ben bir kere indim oraya. Biraz daha alta iniyorsunuz. Herhalde Neolitik döneme ait ve çok sesli bir su geçiyor orada. Urfa'nın her tarafı böyle. İlçelerine doğru gittiğimiz zaman yine öyle. Mesela hatta komik bir şey anlatayım. Bir tane din adamı geliyor. Birisine anlatacak. Diyor gel şu dine inan. Diyor ne yapacağım? İyi insan olacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Şu ol. Peki karşılığında ne olacak diyor. Vallahi diyor su var. Yeşillik var diyor. Meyve var. Sebze var. Bunun adı cennet. Oraya gideceksin. Ya diyor Edene'ye mi götüreceksin diyor. Edene burası. Yani Göbekli Tepe'nin arkasında Edene var biliyorsunuz. Yani yer hak Edene diyeyim. Ve kutsal metinlerde biz Aden, yani Hazreti Adem'in dünyaya indirildiği yer olarak geçen bir yer var. Aden ve Göbekli Tepe'nin hemen arkası. Ve hala da Urfa'da halk dinde orası Edene'dir. Eden derler. Hala suyu var. Bu sene yağışlar da çok fazla arttı. Hala o su, dereler coşmaya başladı. Yeşillik yine arttı. Urfa hakikaten çok özel bir yer. Urfa'da sadece Hilvan-Siverek bölgesinde açılmamış, tespit edilmiş hocalarımızdan öğrendiğimize kadar 75 tane höyük var. Hilvan bölgesinde yine geçtiğimiz zaten Harran, şuralar hep bilindiği için farklı yerleri de anlatmak istiyorum. Mesela Hilvan'da halk yerel dilde İnika dedikleri bir bölge var. Bir vadiye giriyorsunuz, diyebilirim ki 3 kilometre boyunca oyma, kayalar, resimler ve tamamıyla bir müze şehir her tarafıyla. Ateşin, etin ateşle buluştuğu şehir Şanlıurfa. İlk et ateşle Urfa'da buluşmuş. Yani granit taşlar üzerinde buluntular da var. Oyulmuş, ateşler yakılmış, et pişirilmiş. Ateşin bulunmadan önce de çiğ köfte yapılarak yine Urfalılar eti ilk böyle bir şekle koyan ve mutfağına koyan şehirdir. Ve 12 bin yıllık, az önce konuşmamda da söyledim, kültürün, 12 bin yıllık kültürün getirdiği bütün doneleri de hala üzerinde taşıyan bir şehir. Hala siz doğal bir yağı Urfa'da bulabilirsiniz. En doğal sade yağ. Hiçbir kimyasal karışmamış. Şimdi Urfa'da bir Urfalı oldu artık. Biz Urfalı kabul ediyoruz. Efendim hocam da gelip gidiyor. Biliyorlar. Hanımefendi de öyle. Urfa'ya geldiğiniz zaman her şeyin organiğini bulabiliyorsunuz hala. Çünkü o yapısını koruyor. Ceylanlar biliyorsunuz Urfa Ceylanı özel bir ceylan. Şarkısı bile var burada. Daha 12 bin yıllık, tekrar ediyorum, hakikaten Urfa'yı gezdiğiniz zaman 12 bin yıllık bütün emareleri, o kültürel birikimin her çeşidini orada görebilirsiniz. Tabii ki biz Göbekli Tepe ile birlikte çok ciddi bir
artış ve yoğunluk olacağını biliyorduk. Bununla ilgili belediye olarak, yerel yönetimler olarak çalışmalarımızı başladık. Hem Doğuş grubuyla olsun, hem bakanlık düzeyinde olsun ve ilgili kurum kuruluşlarla çalışmalar yaptık. Ama hakikaten bu kadar üst düzey bir şey beklemiyorduk. O gün ben geçen hafta iki hafta önce Göbeklitepe'de bir Göbeklitepe Kültür Sanat etkinliği düzenledim. Orada bizim el sanatlarıyla ilgili canlı performanslar düzenledik. O gün ben şöyle bir göz kararı saydım. Sadece 7 saat içerisinde herhalde bir 20 binin üzerinde insan girdi çıktı. Ve aşağı alanda ben 5 tane yarım otobüsü vermiştim. Hemen ona çıkarttırdık. 10 tane araçla yetiştiremedik vatandaşları gezmeyi. Çok ciddi bir yoğunluk var. Şehre de yansıdı bu. Otellerde yer yok. Şimdi biz hem valilik hem belediye elimizde bulunan eski tarihi Evliya Çelebi'nin bahsettiği Urfa'ya gittim 750 tane saray gördüm dediği evler şu anda 1250 tane civarında korunuyor. Bu evlerde bizim elimizde olanları hemen bu formata çevirmeye çalışıyoruz. Valilik de aynı şekilde çevirmeye çalışıyor. Ve bu Göbeklitepe yaklaşık en az bu yoğunluk 5 yıl sürecek. Hele Karahantepe hocamın bahsettiği, belki Göbeklitepe'yi tamamen açıldığında hocam gölgede bırakacak gibi duruyor. Tabii ki değil ama yani neredeyse. Ya aynı, bütün yiyecek. Efendim Halvet Soğan'dan hiç bahsedilmedi mesela. Halvet Soğan da bir örnek. O da mesela daha hiç dokunulmamış bir yer. Urfa'nın hani biz işte Sultantepe, Karahantepe, Göbeklitepe o bölgeyi komple aldığımız zaman çok ciddi bir kültür ve tarih hazinesi. Yine bizim tek tek dağları bahsedildi gittiğimiz zaman Soğumatar taraflarında Sin tapınakları, yazıtları hala duruyor. Yeni 3 ay önce Siverek'te bulunan 10-11 bin yıl önce herhalde yapıldığı tahmin edilen bir pagan dönemine ait bir tapınak yine bulundu. Tabii gençler de burada, hep hocalarımız da burada. Urfa misafirperverliğiyle, Hazreti İbrahim'in sofrasıyla, o kültürüyle hepinizi bekliyor. Tekrardan bütün herkese teşekkür ediyorum. Yine sormak istedikleri bir soru olursa cevaplamaktan şeref duyarım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Zamanımızı biraz açtık fakat yine de bir iki soru için belki istisna yapabiliriz. Sayın dinleyicilerin eğer soruları varsa alabiliriz. Tamam. Benim aslında bir sorum var. Özellikle belki arkeologlara. Şimdi bu Göbeklitepe hani şu şekilde hani tarihin sıfır noktası, tarihin yeniden yazılacağı yer olarak lanse ediliyor. Bununla beraber yani Göbeklitepe'nin çıkardığı pek çok problem, paradigma problemini yani nasıl aşılacağını düşünüyorsunuz? Yani acaba mesela hani tarım daha önce başlamış olabilir mi? Düzenli tarım. Veyahut buzul çağı aslında biraz daha erken bitmiş olabilir mi? Yani böyle biraz spekülatif sorular farkındayım fakat genellikle de hani böyle ilk şeylerde böyle başlangıç aşamasında olan herhalde kazılarda epey bir spekülasyon yapılıyor. Şöyle net bir şey var. Son yıllardaki yapılan kazılar öncesinde tarım ve hayvancılığın yerleşikliğin nedeni olduğunu düşünüyorduk. Bu bütün dünyada genel kabul gören bir şeydi. Bugün Vietnam'da bir ilkokul kitabında da Amerika'daki bir ilkokul kitabında da aynı şey yazar. Ama bu son yıllarda yapılan kazılar bize şunu gösterdi. Bunun bir nedeni değil, sonucu oldu. Yani tarım ve hayvancılık yerleşikliğin sonucu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla insanlar ilk kez yerleşiyorlar. Bunun da nedeni biraz özetlemeye çalıştım. Bu bölgede insanların yıl boyu aynı yerde yaşamasına yetecek kaynak var. Dolayısıyla hareket etmeden aynı yerde farklı mevsimlerde yaşıyorlar. Ve bu da onlara daha öncesinden bildikleri ama çok da zorlamaya ihtiyaç duymadıkları bazı şeyleri önünü açıyor. Nedir bu? Otları tarıma almak, otları ekip kendilerinin ekip biçmesi. Gözledikleri, avladıkları hayvanları kontrol altında tutarak onların peşinde koşmaktansa onları ellerinin altında tutup istedikleri zaman tüketmek. Tabii buna biyolojik bir uyum sürecinde de ihtiyaç vardı. Dolayısıyla bu paradigma bu bağlamda değişti. Ama bir noktaya vurgulamakta fayda var. Hem başlıkta bunu biraz yani
çağrıştırıyor diye bunu söyleyeyim. Hocam da o soruyu sordu. Tarih değişmiyor. Tarih denilen şey yaşanmış bitmiş bir şeydir. Bunu arkeologların veyahut da başka birinin değiştirme lüksü yoktur. Olabilecek bir şey değildi. Şu an bile yani bir saniye öncesinde yaşandı bitti artık. Ben ne dediysem demiş oldum. Dolayısıyla biz ancak arkeologlar, tarihçiler ancak tarihi bize ulaşan kalıntılardan, kanıtlardan yola çıkarak tarif edebiliriz. Dolayısıyla bu tarifler de değişebilir. Yeni şeylere ulaştığımız zaman yeni tarifler yapabiliriz ama tarihi değiştirmek gibi bir lüksümüz yok. Hata yapabiliriz, çok doğru söyleyebiliriz ama tarihi değiştirme şansımız yoktur. Hocam, kalkmadan bir Urfa tanıtım, onu da bir hatırlatayım dedim. Urfa'yı bütün özelliklerini anlatan çok kısa bir video var arkadaşlar, şey yapacaklar. Yeah, okay, my Turkish is getting better, but not that good. Okay, the thing about the neolithization, I don't think we should see it as a linear sort of development. I mean, talking about a paradigm, you know, I mean, okay, we've got the dates, we know roughly when it was taking place, it was a long transition, but I think it would be wrong to suspect or to expect that all the people at the time were willing to make this step. I think we have to imagine that there were groups out there that were saying, oh no, that's too new, we don't want to do that. We want to stay with our long sort of traditions of hunting and gathering. We're not willing to sort of go this way and take this step. And what we would term as sort of a development in a positive sense, perhaps I was seeing it in a more negative sense. So I think it would be wrong to say that we're looking at this paradigm. I mean, I don't like the word paradigm. I mean, obviously, I don't like paradigms in archaeology. I think, you know, we have to be open to the fact that, you know, we have new results and things change and the story changes. This is why I'm always a bit of, you know, saddened, not upset, but sometimes I'm upset, that, you know, we're always talking about, you know, the first temples and all this. And I think we have to discuss that and bring it out in the open and discuss it openly. I really begin to think now or wonder whether, you know, this whole innovation that we're seeing at Göbekli Tepe is perhaps something more in line with perhaps the people saying, hang on, we're seeing these things happening around us, this change taking place. Perhaps this, the whole of Göbekli Tepe is more a celebration of these old Paleolithic hunter-gatherer life ways, saying, look at us, this is what we have, let's stay the way we are. Because it's very strange that we still have no real indication of domesticated animals and crops at Göbekli Tepe. When we know that elsewhere, you know, around 8,500, 8,400 BC, we're having those first indications. And at a site like Göbekli Tepe, which is so important and so a central place, why aren't we finding them there? So I think perhaps, you know, I'm asking, perhaps is Göbekli Tepe more of a backwards, conservative sort of place where they're saying, no, we don't want to have that? You know, we have to really think about these paradigms, so-called paradigms. Open up our imagination, open up our minds to new research results, and perhaps seeing things from a quite different perspective than we've already been seeing. Okay. Doktor Pilar şunu söyledi. Öncelikle yani zihinlerimizin son derece açık olması gerektiğini, her tür yoruma açık olması gerektiğini söyledi. Ondan sonra tarihte olan şeylerin her zaman çizgisel bir gelişim ve ilerleme süreci olması gerekmediğini, belki de hani bazı toplulukların etrafındaki topluluk gelişir, değişir, önemli değişiklikler gerçekleşirken onların kimliklerini ve yaşam stillerini korumak için bir çaba sarf edebileceğini ve bunun da bu şekilde bir kıymeti olduğunu söyledi. Hani işte spekülasyon olarak da belki de dedi Göbekli Tepe etrafında orada yaşayan insanların etraflarında çok önemli işte tarımsal belki bazı değişiklikler gerçekleşirken ki bu da kesin değil çünkü söylediğim gibi Göbekli Tepe'de kesinlikle bir hani evcilleştirilmiş hayvan ya da bitkisel ürün yok. Avcı toplayıcı hayat tarzının belki de bir kutlaması, törensel ifadesi, bir nevi belki bir topluluk, gururlu bir topluluk bilinciydi şeklinde bir cevap verdi. Evet, peki katılımcılara yeniden teşekkür ediyoruz. Şimdi videoya geçeceğiz. Teşekkür ederiz. Peki çok teşekkür ederiz. Panelimizi burada öylesi bitirelim. Videodan.
Var, bir videomuz var. Peki, tamam, videomuz video hazırsa hemen onu alalım, ardından kapanışı yapalım. Tamam, peki. İnanç ve kültürlerin toprağında doğduğu, medeniyetlerin kavşağında buluştuğu, ilk buğdayın ovasında ekildiği, mimarinin ve ilahi dinlerin ilk defa tapınaklarında şekillendiği, tarihin başlangıç noktasıdır Şanlıurfa. İnsanoğlu bu topraklarda Rabbini aramış, inancının peşine düşmüştür. Bu inanç uğruna Göbekli Tepe'yi inşa etmiştir. Göbekli Tepe, insanlığın bilinen ilk tapınağıdır. İnsanlık yerleşim tarihini 12 bin yıl geçmişe götürmüştür. İbrahim peygamber bu topraklarda ateşe atılmış, Nemrut'un kızı Ayın Zeliha bu topraklarda İbrahim peygambere aşık olmuştur. Allah, ateşe İbrahim'e karşı serin ve selametli ol emrini bu mekanda vermiştir. Şehirlerimiz misafirperverliği ve bereketi yine bu beldede Hazreti İbrahim sofrasında öğrenmişlerdir. Hazreti Eyüp bu topraklarda şifa bulmuş. Dünya sabrı bu mekanlarda öğrenmiştir. İnsanlar Hazreti Eyüp'ün sabrına koşar olmuştur. Hazreti Eyüp ve Hazreti Elyasa'nın kabri de bu topraklarda Viran şehirde bulunmaktadır. Şuayb peygamber bu topraklarda çobanlık yapmış, Hazreti Musa bu topraklara misafir olmuştur. Haran şehri, bağrında taşıdığı kültür varlıklarının yanı sıra tarihsel misyonuyla din, kültür, sanat, edebiyat, felsefe ve astronomi gibi alanlarda dünyanın ilk üniversitesi olarak ilim ve irfan yurdu olmuştur. İbni Teymiye, Sabit bin Kurra, Sinan bin Sabit, Ümmül Hayr, El-Battani, Cabir bin Hayyam bu bereketli topraklarda yetişmiş, ilime ve bilime yön vermişlerdir. Bilim, Harran şehrinden dünyaya ilham olmuştur. 1400 yıl önce atalarımız bu topraklarda ayı, yıldızı, güneşi incelemiş, fen, kimya, matematikte dünyaya örnek olmuşlardır. Tarihi ve kültürel birikimiyle alır Şanlıurfa sokakları götürür sizi geçmişe. Urfa sokaklarında ve evlerinde dolaşırken nahit taşlarının serinliğini, şanlı mimarimizin derin manalarını hissedersiniz. Mimari harikası Urfa evlerinde hayat vardır. Urfa evleri geniş avlusu, ortasında havuzu, asma, nar, incir, ağaçları ve kuş evleriyle gökyüzüyle buluşan ferah mekanlardır. Tarihi şehir çarşılarını gezerken sizi bereketli bir geçmişle yüzleştirir. Kendinizi tarihi İpek Yolu hanlarında bulursunuz. Burnunuza çarpan isot ve baharat kokularıyla yöresel el işçilikleri tarihi yolculukta size rehberlik eder. Müzik şehridir Şanlıurfa. Fırat'ın incisi Birecik'te halk müziği sahne aldığında Bozova ve Hilvan'da davul zurnayla halaylar tutulmuştur bile. Akçakale ve Harran'da yüksek ritimde Rebbani oynanırken,
Siverek'te dengbejler ağıtlar yakmıştır diye. Hava karardığında Şanlıurfa merkezde sıra geceleri çoktan başlamıştır. Size bir uzun hava, gazel ve hoyratın lezzetini tattırır. Şanlıurfa müziğin yurdudur. Şivan Perver, İbrahim Tatlıses, Kazancı Bedi, Mehmet Özbek'le Türkçe, Kürtçe, Arapça, Osmanlıca müziğe yarenlik etmiştir. Genç kardeşimin kavalı ve neyiyle gönüller mest olmuştur. Fırat Nehri, peygamberler şehri Şanlıurfa'ya hayat verir. Eteklerindeki kel aynakların neslini korur. Tek tek Milli Parkı'nda ve dünyanın en büyük çiftliği Ceylanpınar Çiftliği'nde ceylanlar gezer. Suruç Ovası'nda dünyaca ünlü Arap atları yarışır. Kuşlar insanları peşine takıp gökyüzünde hayranlıkla izleyeceğimiz taklalarını çoktan atmıştır. Cenab-ı Allah peygamberler şehrine cömert davranmıştır. Harran pamuğun yurdudur. Halfeti sakin ve saklı bir cennet parçasıdır. Siverek'te Takoran Kanyonu'nda bir sefer alır götürür sizi Karacadağ eteklerindeki kayak merkezine. Kara Ali kaplıcalarında şifa bulursunuz. Ceylanpınar çiftliğinde peynirin, yoğurdun, sade yağın doyumsuz tadına varırsınız. Burası medeniyetlerin beşiği, insanlığın eşiğidir. Burası yukarı Mezopotamya'nın kalbi Urfa'dır. Burası Edessa'dır, Ruha'dır, Şanlıurfa'dır. Memleketinize hoş geldiniz. Gerçekten. Bu alkışları kesmeden ben moderatörümüz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümünden doktor öğretim üyesi Sayın Uygar Aydemir'e çok teşekkürlerimizi iletiyorum. Moderatörlüklerinden dolayı. Sizi uğurlarken panel konuşmacılarımıza takdimlerimiz olacak. Öncelikle kendilerini biraz daha bekletirken Sayın Rektörümüzü davet etmek istiyorum ben. Buyurun hocam. Profesörümüz Sayın Nevzat Terhan. Evet, şimdi plaketlerimizi rica ediyorum. Öncelikle Sayın Lee Clare, Sayın Lee Clare'e bir plaket takdimimiz olacak. Evet, sehpayı biraz alırsak harika. Sahnenin önünde hocam sizi rica edelim. Sayın Lee Clare, buyurun. Evet. Ve Sayın Çağla Saraç, Sayın Çağla Saraç'a bir takdimimiz olacak. Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nevzat Terhan şu an takdimde bulunuyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Necmi Karula takdimimiz yine hocamız tarafından yapılacak. Ve ardından Sayın Azat Birinci'yi davet ediyoruz. Evet, rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nevzat Terhan takdimde bulunuyorlar. Evet. Ve ardından toplu fotoğraf çekim için değerli konuklarımızı hemen sahnenin önüne hocamızın iki yanına rica ediyorum. Bunları, şu kenardakileri çekebilirsek. Hemen koltukları biz alıyoruz. Sehpayı da alalım lütfen, orası rahatlasın. Evet, Üsküdar Üniversitesi...